Kitabımızın adı Ateşi Çalmak. Yazar Galina Serebiyakova. Dördüncü cilt. Üçüncü bölüm. Ölümsüz. Devamlı hareket halinde olmak ve sık sık ikamet yerini değiştirme alışkanlığı İngilizlerin günlük yaşamına geleneksel pazar ibadeti gibi girmişti. Onlara göre yeryüzünde hiçbir yer Londra'nın çevresinden daha uzak değildi. Filistin dahi tıpkı bir Britanya kolonisi olan Seylan gibi Noel tatili için gidilebilecek bildik bir yerdi. Eğer zenginler tercihlerini modern Fransız Riviera'sında yana yapmışlarsa, bu onların malikanelerinin ve İngiliz otoritelerinin tekdüze sıkıcılığından, ahlak anlayışlarının ikiyüzlülüğünden ve dar kafalılığından, diğer enlemlerde özenilen Londra yaşamının taktikçiliğinden bıkmış olmalarından kaynaklanıyordu. Britanya İmparatorluğu olarak kayıtlara geçmiş, tüm uzak topraklardaki fatihler alışılmış konfora, yemeye ve günlük programa sahip olmalarına karşın sürekli olarak görünümlerini değiştiriyorlardı. Kapitalizm kendine özgü gulyabaniler yaratıyor. Kendi malikanesinde ya da deniz kıyısında dinlenen köpeklere, çocuksu yaramazlıklara, eski danslara ve eğlencelere, şömine başındaki duygusal sohbetlere düşkün konuksever İngiliz toprak soylusundan landlord Singapur'daki ukala çiftlik sahibini yerlerin baş belasını yüzeysel bir bakışla fark edemezsiniz. O, ülkesinde çiftlik sahipleriyle ilişkilerinde dikkatlidir ve kiralık işçilerin kalbine giden dolan başlı yolu bulmayı bilir. Mantardan koloni şapkası, açık renk pantolonunun geniş cebinde küçük bir tabanca, kırbaç, bükülmez kolluk, tatarcıklara karşı bir ağ, tam bir sınırsız derebeyi kibiriyle ve vahşetiyle çantaya yerleştirilir.'' Dinle ve İncil'den ayetlerle çok iyi donatılmış ve mükemmel şekilde kamufle edilmiş albay, sınır noktalardan birinde karanlık bir ün yaptığı Hindistan'dan evlenmek için Londra'ya gelmişti. İngiltere'ye çeşitli çeşitli ganimetler, balta girmez ormanlardan avlanan leopar ve kaplanların postlarını getirmişti. Onun emriyle kurşuna dizilen isyancı Hintlerin cesetleri onların ülkesinde kalmıştı. Nişanlısı teyzesinin ölümünü 8 yıl sabırla beklemişti. Çünkü teyzenin mirası olmadan evlilik olamazdı. Geçen yıllar içinde ağıran saçlarını boyamaya başlamış ve nişanlısının emekliye ayrılacağı mutlu an için onun maaşıyla ev almıştı. Bu süre içinde albay, hizmetçisi ve cariyesi olan genç Hintli bayan sayesinde sabırlıydı ve ancak romanlarda rastlanacak bir incelikle doluydu. Teyze ölür ölmez Hindistan-Afganistan sınır karakolunun amiri başkente geldi.'' kilisenin uysal çocuğu olarak kıyıya çıkıyor ve günlerini dini sohbetler yaparak, akrabalarına duygusal mektuplar göndererek ve kulüpte pro ve kahve eşliğinde politika konularında tartışarak geçiriyordu. Marx yalnızca İngiltere'nin tarihini ve ekonomisini değil halkını da incelemişti. Değişik ekonomik düzey ve çevreden insanların yükseliş ve düşüş haberleriyle dolu İngiliz gazetelerini ilgiyle okuyordu. Mahkemeler bir toplumsal düzenin en gerçekçi aynalarıdır. Bu mahkemelerde günlük yaşamın aksaklıkları, tüm sapmalar, burjuva ahlakı ve hukukun zorla taktığı, güncelliğini yitirmiş, paslanmış prangaların karşı konulmaz ağırlığı, eşitsizliğin çok çeşitli sonuçları, yoksulluk ve açlıkla kemirilmiş insan bilinci, hasta bir ruhun geçit vermez ara sokakları, acımasız bir çarpıklıkla sergilenir. Marx, ekonomik krizin zengin burjuvalarının, tefecilerin ve bankerlerin yazgılardan yarattığı sayısız başkalaşımları gözlemliyordu. Bir zamanlar İngiliz sosyetesi bir cinayetle ve onun ardından genç ve yakışıklı dendiği zengin Henry Fauntler'ın idamıyla sarsılmıştı. Püriten Londra'yı şok eden kumar oyunları, aşk öyküleri, şatafat, yıkıma götürülen sefahat ve çılgınlıklar bu İngiliz zenginliği çek sahtekarlığı yapmaya etmişti. Henry Fauntlerrey, Bank of England'ın para babalarından, Büyük Britanya'nın risk almayı seven büyük bir bankeriydi. Fakat aristokrat dostlarının tüm çabalarına, bayan hayranlarının ve her tür fidyeyi öneren akrabalarının delicesine yakaraçlarına karşın, banka çevreleri suçlu kardeşini idam cezasına çarptırdı. İdam sehpası, zenginliğin Napolyon'un cesur serüvenlerini izleyen, yıkım üzerine bina eden Rothschild gibi en temiz ve en soylu tefeciler sınıfının pisliklerini temizlemişti. 70'li yıllardaki ekonomik kriz sırasında benzer bir suç Büyük Britanya'nın dikkatini yeniden çekti. Bir banker piyasaya sahte çekler sürmüştü. Bir milyoner olarak Londra'ya gelmiş ve yetimhanelere, hayvanları koruma derneklerine, yöneticiliğini taç giymiş ya da üst makamlarda şahısların yaptığı güçsüzler yurtları ve hastanelere cömertçe bağışlar yaparak enerjik bir hamle ile o ana kadar şaibeli olan geçmişini aklamaya koyulmuştu. Satın alınmış gazeteler nereden geldiği belli olmayan, yoksulların veli nimeti, sanattan anlayan, bir mihrace gibi savurgan bu sefahat düşkünlüğü birbiriyle yarışırcasına övüyorlardı. Banker başarılı bir şekilde eğlenceler ve dağıttığı hediyeler yardımıyla İngiliz soylularıyla yakınlaşmaya çalışıyordu. Aristokratlar bankerin reklamı çok yapılan yeni sarayını görme isteğine karşı koyamıyorlardı. Bu görkemli ev hangi dükü imrendirmezdi ki? Bu içinde sultan haremlerindeki gibi bir havuzu, Yunan malikaneleri, Roma terasları, Japon bahçesi, jimnastik salonu, suları hiç durmaksızın akan Amerikan banyoları bulunan eşi benzeri olmayan bir saraydı. Böylesine bir büyüme alışılmamış olan İngilizler bu şatafat karşısında dayanamayıp pes ettiler ve banker oyunu kolayca kazanıp aristokratların evlerine süzülüverdi. Sarayın yapımından sonra Bank of England'a hücuma geçti ve onun finansal dahisi uzun süren bir kuşatmadan sonra çekirdekten yetişme bankerlerin güvenini kazandı. Bir zamanlar Fontler'ın yaptığı gibi bankada güvenilir bir şahsiyet ve sitilerden birinin sahibi oldu. Eski kuşaklardan miras kalan aşırı ihtiyatlıklarını, köhnemiş kurallarını ve frenleyici geleneklerini koruyan İngiliz finans çevrelerinin tersine yeni nesil bir iş adamı olduğundan inanılmaz bir hızla zenginleşti. Onun acentaları tüm dünya borsalarında boy gösterdi. Bu banker kuruluşun sloganı kurşun değil milyonun ardına düşüldü. Her işte şöyle ya da böyle bir yarar görerek Arjantinli generallere parasal destekte bulunuyor, Korsikalı haydutlara yardım ediyor, Türklere silah sağlıyordu. Bank of England onun müthiş becerisine, öngörüsüne ve kararlılığına saygı duyuyordu. Her şeyi, savaşı, devrimleri, kıtlığı, çekleri hesaba katmıştı. Fakat yalnızca bir şeyi krize hesap etmemişti. Ekonomik felaket bir anda bankerin gücünü sarstı. İflas eden işletmelerde yitirilenlere karşılık yeni kaynaklar yaratarak kurtulmaya çalışıyordu. Ve bu amaçla sahte çek düzenlemeye karar verdi. Komşu yargılanan bir mağazanın kasiyeri gibi banker paraları iyi kullanarak geri döndürmeyi ve başlangıçtaki suçunu temizlemeyi umarak sahteciliğe başvurdu. Fakat kasiyer at yarışlarında, banker de dünyadaki fiyat dalgalanmalarında paralarını yitirdi. Her ikisi de sahtecilik yoluyla para elde ederek yeniden ve yeniden oynamayı denediler. Fakat hem mağaza hem de İngiliz bankası birden korkunç açığı ortaya çıkardı. Kasiyer ve banker sanık sandalyesine aynı anda oturdular. Fark yalnızca kasiyerin soygununun sarsılan karısının erken doğumuna, bankerin soygununun ise diğer üç bankerin intiharına, onlarca işletmenin batmasına yol açmış olmasıydı. Avrupa'da birkaç yüz bin insan işsiz, ekmeksiz, evsiz kalmış ve geleceklerini yitirmişlerdi. Bankanın batışıyla oluşan bu sarsıntı tüm dünyada öncelikle de İngiltere'de felakete varan sallantılarla, insanların ölümüyle sonuçlanan patlamalarla kendini gösterdi. Borsada panik başladı. Kriz derinleşti. Her nefes Antlero'nun yaptıkları artık oyuncağını kurcalarken bozan bir çocuğun yaramazlığından fazla bir şey değildi. Yüzyılın başında dünya başka bir çehreye bürünmüştü. Banker idam edilmemişti. Bank of England, Banker'in imajındaki ayıbı temizlemiyor, temizlemek için çaba da göstermiyordu. Banker'in şatafatı, mağrur sarayı haraç mezat satışa sunuluyordu. Fakat alıcı bulamıyordu. Kriz. Aristokratların abları mahkeme raporlarına bir türlü eksik olmuyordu. Sanık sandalyesinde oturan bir barones ısrarla kendisini ekonomik depresyondan zarar görmüşler arasına dahil edemiyordu. Meşe ağaçlarından kökünden deviren kasırga ekinleri de yerle bir ediyordu. Barones kocasından ayrıldıktan sonra çok sayıda terzi ve tezgahtarın çalıştığı lüks bir kadın giyim mağazası açmıştı. Gelir elde ettiği sürece memnundu. Ama son zamanlarda zengin bayanların ölçülülük ve tasarruf modasına başlaması sonucu Barones eski müşterilerini kaybetti. Sürekli gelir elde edemez oldu. Biçkici ve makastarların çoğunun işine son verdi. Fakat bu da fayda etmeyince büyük bir dolandırıcılık yardımıyla düzlüğe çıkmaya çalıştı. Mahkeme ve hapis suçlunun tüm ailesinin adını lekelemişti. Bu ön yargı sık sık yeni suçların ve uzun süren trajedilerin ateşleyicisi oluyordu. Aile ayağa kayan üyesini uzaklaştırıyor ve Kanada, Avustralya, Hindistan ya da uzak adalar çekilen cezalardan sonra onun yeni mekanı oluyordu. Onlar artık yaşayan ölülerdi. Suçlunun kız kardeşi ebediyen evde kalmaya, erkek kardeşleri işlerini kaybetmeye, anne babaları ise yaşadıkları semtte hor görülme tehdidiyle karşı karşıyaydı. Hem aristokrat için hem de küçük bir bakkal için kendi çevresinden sürülmek kaçınılmazdı. Fark yalnızca belki de bakkalın acımasızlık ve kalıcılıkta daha pervasız olmasındaydı. Lord Ernest İngiliz adaletinin huzuruna çıktı ve böylece rivayete göre bizzat Fatih William'e hizmet etmiş atalarının armasını temizlenemez bir pisliğe bulaştırdı. Gelecek kuşaklar tarafından başarıyla katlanacak bir servet elde etmeyi de ihmal etmeyen Lord Ilsend, tüm yaşamı boyunca çıktığı seferlerden ünvandan başka ata mirası yiğit şövalyelik geleneğini de inatla sürdürüyordu. Toprak elde etmek uğruna yapılan yağma amaçlı seferlerin yerine İngiliz aristokrasisi daha bir incelikle zenginleşmeye koyulmuştu. Köle sahipleri artık köle kiralıyorlardı. Lord Ilsend parayla ve hisse senetleriyle çalışmayı tercih ediyordu. Bu çalışma ona daha güvenilir, üstelik daha kalıcı geliyordu. Lord Hillsend'in gemicilik şirketi ekonomik fırtınadan ciddi olarak etkilenmişti. Yolcu ve yük sayısı fark edilir şekilde azaldı. Birkaç okyanus gemisini kızağa çekme zorunluluğu doğdu. Lord Hillsend'in kasasında korkunç bir açık vardı. Bunu açıklamak, yardım istemek, teslim olmak demekti. Hillsend bu felaketi hile yoluyla durdurmaya kalkıştı. Kayıplarını hissedarlarından gizlediği ve yalan rakamlar açıkladı. 12 ay hapis cezasının asil soyun bu başarısız temsilcisine ticari oyunda hilesiz oynamayı öğretmesi beklenirdi. Ancak sanılmasın ki bu şişirilmiş hisselerin batan saf alıcılarına yardım edebildi. Mahkeme her bir parçası en iyi Sheffield çeliği ayarında kaliteli bir makinedir ve akılsızları kendisine karşı çıkmaya çalışan talihsizleri otomatik dişleriyle kıymış, soylu kanın kutsal ayrıcalıklarını ve zenginliklerini ise özenle korumuştur. Doktorlarda ve işçi kentlerinde mutsuzluk, her gün kapıyı çalan bir konuk, mahkeme ise çok açık bir düşmandır. Hukukçu Marx, İngiliz yasalarını çok iyi biliyordu. Marx'a göre ortaçağ ritüeli yalnızca süren değişmezliğiyle Britanyalılarda saygı uyandırıyor olmalıydı. Fakat köle tüccarlarının, şövalye kaleleri sahiplerinin, bankalarda oturumlar yapan tefecilerin, eski mutlu İngiltere'de egemen olan herkesin iki yüzlü sınıfsal ihtirasları, satılmışlıkları, geçmiş yüzyılların küflenmiş deneyimi bu tuzağın ardına saklanamazdı. Marx ve Engels kapitalistlerin gözüne girmiş ve sadakalarını para hatta ünvan olarak alan bazı işçileri büyük bir dikkatle inceliyorlardı. Bir keresinde doklarda çatlak duvarlardan birine iliştirilmiş ilandan kalan kirli bir kağıt parçası Marks'ın dikkatini çekti. Rüzgar kağıdı aşındırmış liman çevresindeki mahallelerde iyi bilinen taşımacılık işçileri Trade Union yöneticisi Bendellatın imzası görünüyordu yalnızca. Geçmişte Hamal daha sonra ise Londra limanının makine teknisyeniydi ancak her tarafından yağlar sarkan bu ihtiyardan geçmişin izleri yoktu gerçekten de seçim zamanlarında işçi toplantılarında bir nişan gibi gösterdiği, liberalleşmiş zengin burjuvaların ve hükümet memurlarının davetlerinde ise utanarak sakladığı, birkaç parmağı kopuk çirkinleşmiş elinden başka geçmişinden hiçbir eser yoktu. Vanderlot'un parmakları Londra dokunda taşırken düşürdüğü oldukça ağır bir sandığın altında ezilmişti. Bir zamanların hamalı, şimdi eski arkadaşlarının başında gayretkeş gibi bir gözetmen, parlamentoda etkili bir üyeydi ve majestelerinden en yüksek ünvanı almıştı. Kocaman taştan villasına yerleşmişti, besili iki atın çektiği faytonuyla geziyordu. Oğlu Cambridge'de okumuş ve City'den bir tüccarın kızıyla evlenmişti. Genç Jack Bondlet politikacıydı ve babasını aşmayı planlıyordu hizmetinde çalıştığı başbakan Gladstone elinde tutarak başarısının mutlak garantisi olmuştu. İngiltere işçi sınıfı içinde bandello türü insanların sayısı gitgide artıyordu. Sayıları onlar ölçüse de zararları büyüktü. Daha da ötesi ahlaksızlık yayılıyordu. Liza Krasotski doğum evleri yararına düzenlenen kadınlara mahsus kermeste Lady Bandlavit ile tanışmıştı. Bu en yüksek ünvan sahibinin karısı bir zamanlar Bond Street'teki bir atölyedeki dikişçi olduğunu özenle gizleyen kendini beğenmiş yaşlı bir kadındı. Dikkat çeken özelliği yalnızca boş boş bakan kocaman gözlerinin farklı renklerde olmasıydı. Gözlerinden biri açık mavi, diğeri ise koyu kahverengiydi. Hayır işleriyle zaman geçiriyordu. Lady Bandalat'ın en sevdiği konuşma konuları hiç usanmadan topladığı saray dedikodularıydı. Lize herhangi bir ünvan taşımadığından ve artık pek de zengin olmadığından paralarını Amerika ve Avrupa'daki toplum yararlı işlerine harcamıştı. Lady Bandarlet kendisiyle pek fazla ilgilenmemişti. Fakat oğlu Jack 17 yaşındaki Asya'ya duyduğu ilgiyi gizlemiyordu. Genç kız kendisine İsviçre pansiyonunda takılan civar lakabına tümüyle uygun düşüyordu. Sürekli hareket halindeydi. Çeliğe çalan kül rengi afacan gözleri, al dudakları, yanaklarındaki gamzeler, güzel incecik elleri, inceliği, düzgün fiziği ve çevikliği ile Asya herkesin dikkatini çekiyor ve çevresindekileri de ilgi uyandırıyordu. Jack Bandolat, yağlı saçlarını yeni doğmuş bir çocuk gibi düz tarayan, tıknaz, ağırkanlı bir insandı. Yüzünde dal kavukça, yavan bir ifade vardı. Krososkilerin Bandalet tanışmasından birkaç hafta sonra kız annesine Jack'le evlenmeye karar verdiğini bildirdi. Ama tatlım o zaten evli diye şaşkın bir şekilde yanıt verdi Liza. Asya bu gerçek aşka engel değildir. Bandalet boşanacak bana evlenme teklif ederken bunu kendisi söyledi. Deyince ise donup kaldı. Sen onun iki çocuğu olduğunu düşündün mü? Yuva yıkmak son derece çirkin bir şey. Anne sen geri kafalısın Jack beni seviyor, bana deliler gibi aşık. Ama mutluluğunu başkasının mutsuzluğu üzerine kurma hakkını kim veriyor sana? Ayrıca sen daha çocuksun ve tüm bunlar delilik. Yaşamda uzun bir yol kat ettim. Ve biliyorum ki birilerine acı vermek, başkalarının lanetini üstümüze çekmek ve birilerinin bizim yüzümüzden gözyaşı dökmesi yaşamımızı daima gölgeler. Bundan kork. Babasız kalan çocukların gözleri seni hep yargılamayacak mı?'' Doğrusu anne sen çok tuhafsın, çağ dışısın. Sen bakışınla dahi işkence ediyorsun. Ama eğer Jack'i reddedersen başka kimseyi sevemem ve bu demektir ki kız kırısı olarak kalırım. Sen daha 17 yaşındasın kızım. İleride gerçek aşkı bulana kadar heyecan ve düş kırıklığı hep bir arada olacak diye ikna etmeye çalışıyordu Liza ağlamaya hazır Asya'yı. Telafi edilmeyecek hatalar yapma ve sabırlı ol. Yeryüzünde aradığını bulamayan insan yoktur. Evliliğin tertemiz mahramiyetini daha genç yaşında neden çamura, karanlığa batırasın? Doğrusu ben sahte evliya değilim ve evlilik bağlarının bozulmazlığında ısrar etmiyorum ama yaşamın adı konulmamış yasaları vardır. Bize yalnızca kaçınılmaz ve acı duygular büyük özveri hakkı verir. Senin örneğinde bunlardan hiçbirisi yok. Entrikalar, boşanma, terk edilen çocuklar, birilerinin acıları salt yalnız kalmamak amacıyla atılacak bir adım için çok ağır bir yük.'' Bir de Jack'le aranızda nasıl bir aşk olacak ki? Duygu dediğin, insanın içine işleyen güneş ışınları gibi tertemiz olmalıdır. Madem böyle düşünüyorsun, ben Jack'le Kanada'ya gidiyorum. O çoktandır İngiltere'yi terk etmek istiyordu. Ayrıca senin beni Siga babayla evlenmeden önce doğurduğunu da biliyorum. Demek ki ben evli olmayan bir kadının kızıyım. Bakıcım olan Peggy bana her şeyi anlattı. İtiraf et. Benim babam kim? Liza şaşkına dönmüştü. Asya ona daha önce böyle bir soru sormamıştı. Öz annesinin öldüğünü ve 10 günlük bir bebek iken kraliçe Charlotte doğum evinden alınıp Liza tarafından evlat edildiğini bilmiyordu. Şimdi üvey annesinin susmasını Asya yanlış yorumluyordu. Susuyorsun. Çünkü babam zaten evli olduğu için siz evlenmediniz. Doğru değil mi? Liza boynunu büktü. Ne yapmalıydı? Asya'ya gerçeği anlatmak onu çiftle yanılgıya sürükler miydi? Eğer söylemezse yaşamına ilişkin yanlış bilgileri tekrarlamış olacaktı. O gece Liza kızına onun kalbini fazla kırmamaya çalışarak her şeyi anlattı. Gerçekler Asya'yı sarsmıştı. İlk olarak üvey annesinin sevgisini kaybedebileceğinden korkuyordu. Jack konusu bir daha açılmadı. Birkaç ay sonra Jack'in adı İngiltere başkentinin dilindeydi. Asizade mahkeme huzurunda karısını boşayıp birkaç büyük mezbaanın oldukça zengin sahibinin kızıyla evlenmek istiyordu. Bendolet boşanabilmek için gerekli tüm formaliteleri yerine getirmişti. Lister bahçenin köşesinde mesleği erkeklerin evlilikten kurtulmasına yardım etmek olan bir kız buldu. Bu fedakar yaratık onunla otelde geçireceği bir gece karşılığında 16 sterline razı oldu. Sabah odaya giren temizlikçi kadın boşanmanın gerçekleşmesi için gereken sahneyi gördü. Odada dolaşan bornoz giymiş bir erkek ve yatakta bir bayan. Devamında Bandelat Çift kişilik yatak ve kahvaltının yazılı olduğu otel hesap pusulasını karısının yanında kazara düşürdü. Her şey yolundaydı. Bu öfkeyle karısı boşanma talebiyle mahkemeye başvurdu. Temizlikçi kadın ilginç ayrıntıların anlatımında cömert davrandı ama hakimin kendisiyle günah işleyen kadının adı ile ilgili uğursuz soruyu banlata yanıt veremedi. Listerli kız şöhretinin pahasını yüksek tutmuştu ve adının ifşa edilmesi ücrete dahil değildi. Belki de Bendolet geceyi büyük annesiyle geçirdi. Bunda da ayıplanacak bir şey yok. Nedendir bilinmez. Biz bazen yaptıklarımızı abartmaya eğilimliyiz. Dedi derin düşünceli hakim gücenmiş olan kadına ve eşlere. Onları huzur ve barış içinde yaşamaya çağıran duygusal bir konuşma yaptı. Jack'in mahkeme masrafları ve otelde bir gece için harcadığı 50 sterlin boşa gitmişti. İngiliz mahkemeleri boşanmaya yalnızca günlük yaşamda kirli çamaşırların aşağılayıcı şekilde ortaya dökülmesi ve çoğunlukla da evlilik ilişkilerinin iğrenç ayrıntılarından sonra karar verirdi. Eğer hakim herhangi bir dinsel gruba mensupsa birbirinden artık bıkmış ve ayrılmayı kafaya koymuş eşler ayrılma hayalleri suya düşmüş halde bitmek bilmeyen ahlak dersine işkence gibi katlanırlardı. Bir sonraki sefere onu öldüreceğim diyordu Bandolet karısı için kendi avukatına fakat karısını değil boşanma davasını reddeden hakimi öldürdü. Sıcak bir yaz akşamı Liza ve Asya bir at arabası çağırdı. Hantal bir fayton geldi. Başında sararmış, eski uzun bir silindir şapka olan üniformalı arabacı nereye gideceklerini öğrenmek için rüzgar yanağı yüzünü müşterilerine döndü. Maitland Park Road, Hampstead Hill dedi Liza. Atlar düzgün kaldırımda koşmaya başladı. Londra'da kısa bir süre önce kullanıma giren lastik tekerlekli arabalarla yolculuk hoş ve rahattı. At arabasının hafif sallantısı Liza'nın hoşuna gitti. Yumuşak koltuğa büyük bir zevkle yaslandı. Çanlar tıngırdıyor, yoldan geçenleri neşelendiriyordu. Karşıdan gelen faytonların fenerleri, ateş böceği gibi bir yanıp bir sönüyordu. Piccadilly ve Strat'tan sonra Hampstead Heath'in eteğindeki sem tamamen sessiz ve boş görünüyordu. Gaz fenerlerinin titrek ışığı insanların yüzünü alıyordu. Pazar günü Moderna Villas'ta konuklar toplanmıştı. Liza, Jenny Marks ve Lanchen'in elini nazikçe sıktı. Asya aceleyle bildiği reveransı yaparak kendisini bekleyen arkadaşı Eleanor'a koştu. ''Bilsen sana vereceğim ne çok sır var.'' dedi Asya ve oturduğu yerde hareket etmeye başladı. Gözleri yanaklarındaki gamzeler, dudakları, elleri her zaman olduğu gibi kıpır kıpırdı. Lençen bahçeye açılan kapıları ardına kadar açtı. Yeşil çimen üzerinde akşam yemeği için hazırlanmış masa duruyordu. Sözünü dinleyen gençlere geçit törenlerindeki bir komutan edasıyla direktifler yağdırıyordu. Bay Frankel şu lambayı götürün. Daha sonra tabakları almaya gelin. Merdivene dikkat edin ayağınız kayar. Orada altı basamak var. ''Cen içen, sos kabını ve peçeteleri al. Tusi sen de ekmek sepetini düşürme. Şimdi ben Rosto için mutfağa iniyorum. Bana da iş verin.'' diye üsteledi Asya ve hemen kaşık, çatal ve bıçakların olduğu tepsiyi aldı. Tepsiyi gürültüyle taşıyarak herkesi geçti, bahçeye çıktı ve beyaz örtülü sofraya dizmeye başladı. Bu arada Robleski ve Langut sandalyeleri bahçeye taşıyorlardı. Max yukarıda Paris komüncilerinden biriyle kalmıştı. Bayan Krososki Mağribli'ye gidiniz, kendisi rica etti. Sahi orada bir vatandaşınızı bulacaksınız. Sizi Paris'ten tanıyan bir Rus. Kim olabilir ki bu? Lavrov mu yoksa diye içinden geçiriyordu Liza. Dar ahşap merdivenden ikinci kata çıkarken. Ben oldukça kibirli bu adamı yalnızca bir kez gördüm ve ona hiç de içim ısınmadı. Kapıyı çalıp giriniz yanıtını alınca Krososki kapıyı açarak geniş çalışma odasına girdi. Max onu karşılamak için kalkmıştı. Liza, şöminenin yanında oturan tıknaz, güçlü görünümlü insanı tanıdı. Gerçekten de Lavrov'du. Tanışın lütfen, dedi Max Rusça onları birbirine takdim ederken. Geçen ilk barda görüşmüştük bir ara, dedi Liza, kendisine doğru gelen Pyotr Lavrov'un geniş, aydınlık, heyecan belirtisi okunmayan yüzüne merakla bakarak. Evet, sizinle Paris'te hemen hemen hiç karşılaşamadık. Ama buna karşılık Bay Krotki ile Komünün son günlerine kadar görüşme mutluluğuna eriştim. Toprağı bol olsun. Bu yiğit savaşçının parlak anısı yüreğimden hiç silinmiyor, dedi Lavrov içten bir duyguyla ve Liza'nın önünde eğildi. Daha sonra ak düşmüş, gür ve düz saçlarını hafif bir baş hareketiyle geriye doğru attı. Onun sözleri Krostoski'nin dul karısını etkilemişti ve Liza yurttaşının soğuk, sert elini minnettarlıkla sıktı. Fakat gözlerini Lavrov'a kaldırdığında onun kibirliği, kendinden memnun bir şekilde kötülük kaynağı, inatçı ağzını kapattığını fark etti ve gözlüğünün arkasındaki soğuk bakışı yakaladı. Yüreğinde Lavrov'a karşı kabaran iyilik dolu sıcak duyguların bir anda yok olduğunu hissetti. Kendine aşık. Galiba kendini seçme bir model sanıyor. Demek ki kafasızın biri diye geçirdiği içinden. Lavrov geçimsiz insandı. Mükemmel bir eğitim almış, çok görmüş geçirmiş olmasına karşın kendisini sorgulama ve gerçekle yüzleşme meziyetinden yoksundu. Ruhsal heyecanın azaldığı 50'li yaşlardaydı. İnsanların kendilerinin de fark etmeden yaptıklarını yeterli görerek daha önce elde ettikleri ve hep öyle kalacağını sandıkları ruhsal sermayelerini tükettikleri tehlikeli bir dönemdi bu. Lavrov artık her şeyi çoktan kavradığından ve çevresinde olanları doğru algıladığından kesinlikle emindi. İnanmış bir idealist olarak toplumsal kuralları kesin bir şekilde yatsıyor ve insanlığın gelişiminin ancak özel yeteneklere sahip eleştirel kişiliklerin eylemleriyle sağlanabileceğini düşünüyordu. Ayak takımı olarak gördüğü yığınları önemsemediğini her zaman vurguluyor, dünyanın ancak üstün bireyler tarafından kurtarılacağına inanıyordu. Carly Thomas onun en saygı duyduğu yazarlardan biriydi. Piotr Lavrovich ender kişiler olduklarına inanarak Marx ve Engels'e gelmişti. Yakından tanıdıkça onların karakter ve görüşlerinin sıra dışılığına kaptırmıştı kendini. Enternasyonelin önderlerinin dehasına saygı duymakla birlikte Lavrov onların öğretisinde tamamen yabancı kalmıştı. Liza'nın dar kafalı bulduğu bu inatçı insan Nuh der peygamber demezdi. Saraylı bir aileden gelen Lavrov, dünya görüşüyle gerçek bir küçük burjuvaya dönüşmüştü ve Rusya işçi sınıfının toplumu yeniden yapılandıracak bir güç olabileceği düşüncesiyle alay ediyor, sosyal-demokrat harekete düşmanlığını gizlemiyordu. Lavrov'a göre olağanüstü kişilikleriyle ünlü köylüler böyle bir misyonu yerine getirebilirlerdi ancak. Kendisine de dahil ettiği her dürüst ve üstün tarihsel kişinin komüncilerin haklı ve kahramanca mücadelesine katılmasını bir ödev kabul ederek Kahramanlıkların sergilendiği Paris'te açtı gözlerini. Ardından enternasyonele girdiği fakat halkçı görüşlerden bir adım geri atmadı. Liza'ya göre Lavrov gibileri çözmek zor değildi. Bir süre sonra Lavrov onda açık bir antipati uyandırdı. Duyduğuma göre İsviçre'ye gidecekmişsiniz dedi Marx Liza'ya. Bu tam isabet. Genel konsey Cenevre'de Rusya şubesi üyeleri için bir takım ödevler verecek. Emrinizdeyim. Max masaya yaklaştı. Keskin acı bir koku yayan kahverengi pipoyu aldı ve biçimi bir çınar yaprağını andıran yassı kül tablasına bastırdı. Ünlü soytarıyla karşılaşacak mısınız diye ilgiyle sordu Lavrov. Kendini beğenmiş namussuzun teki. Siz onun hakkından ne düşünüyorsunuz? Bu yeni peygamberi bir zamanlar iyi tanırdım. Bu eskidendi diyerek konuşmaktan kaçındı Liza. Şimdi bu kışla komünisti göğsünü döverek sosyal ateistim diye çığlık atıyor dedi Marx öfkeyle. Her şeyi berbat eden bu biçimsiz gerçekte kof fakat tumturaklı bir gösteriş meraklısıdır. Jenny Chen ve Charles Langwood Marx'ı ve konuklarını bahçeye davet etmeye geldi. Kalabalığa komünci iki kişi daha Propers Lisa Gray ve John Stark da eklendiğinde saat oldukça geçti. Makinistin gelmesi herkeste gözle görülür bir ilgi uyandırmıştı. Jenny derin bir acıyla elini uzattı ona. Carl başına oturmasını önerdi. John Stark son derece sakin görünüyordu. Ancak bu bir mezar taşı sakinliğiydi. Saçları ağarmıştı, bakışları bir nesneye kilitleniyor, dalıp gidiyordu. Perala Chese duvarında kurşuna dizilenlerin arasında olan ve rastlantı sonucu sağ kalan bu insanın öyküsünü bilmeyen onu çok tuhaf bulabilirdi. Can az ve kesik kesik konuşuyordu. Hareketleri sanki frenlenmişti. Yüzündeki ender gülümseme keskin bir fiziksel acıdan dolayı bir surat ekşimesini andırıyordu. Versalles'li cellatların kurşunları onun sağlığını bozmuştu. Uzun uzun öksürüyor, sol koluna hakim olamıyordu. Eski makinistin yalnızca ruhunda değil görünümünde de bir yabancılaşma ortaya çıkmıştı. Londra'da iş bulmak İngiliz burjuvazisi komincileri işe almayı reddettiği için çok zordu. Max'ın ısrarlı çabaları sonucu eski makinist bir ofiste bekçi olarak çalışmaya başladı ve Liza da mütevazı evini ona açtı. John, genel konseyin verdiği görevleri yerine getiriyor, boş zamanlarında Krosowski'nin küçük bahçesine bakımına ve kimi ağır işlerine yardımcı oluyordu. John Stark'ı yakından tanıyanlar onu seviyordu. Yiyin sevgili John, birazcık da olsa kilo almalısınız. O berbat öksürüğünüz geçer o zaman diyordu Lan yemekte en güzel parçaları ona uzatarak ve üzüntüsünü gizlemeye çalışarak. Teşekkürler Bayan Demut diye yanıt verdi Stark ve onu boğuk boğuk öksürdü. Eski dostum Ramsgate'e gidip deniz kenarında dinlenmek size iyi gelirdi. Sizin için bunu ayarlayabiliriz dedi Max Elbette maripli dedi Jenny mutlu olmuştu. Frankel, Wroblewski ve Langut onu içtenlikle destekliyorlardı. Fakat Stark homurdandı ve hafiften itiraz etti. Kominciler arasında benden daha kötü durumda ve hasta insanlar var. Size çok isim sayabilirim. Biz onlara, yalnızca onlara yardım etmeliyiz. Örneğin, Öcüm Petir. Suruhsal olarak sağlam olmasına karşın vücudu çok zayıf. Onu önce tedavi ettirmek, sonra da Amerika'ya gitmesi için bilet parası bulmak gerek. Delikanlı orada kendisine iş bulur ve düşüncelerimizin propagandası için işe yarar. Kardeşler, ben iyiyim. Doğrusu çok iyiyim. O kadar komünci gözlerini sonsuza dek kapatmışken ben yaşıyorum ve sizi görüyorum. John hiç unutmadan hayallerini yüreğinde taşıdığı insanlara ilişkin çok şeyler söylemek istiyordu. Fakat hüznün masa başında oturan herkese bir akşam rüzgarı gibi vurduğunu fark edince süstü. Yemek bittiğinde John Stark sessizce ayrıldı. Ardından Max herkesle dostça vedalaşarak çalışmak için yukarı odasına çıktı. Jenny kocasını geçirmeye gitti. Bütün gece az konuşan Liza, kendisi için çok yakın ve değerli olan iki insanı dikkatle izliyordu. Her ikisi de yaşlığın verdiği olgunlukla gelen ruhsal güzelliğin doruğundaydılar. Max biraz kilo almıştı ve fiziksel olarak daha güçlü ve büyüleyici görünüyordu. Şişmiş göz kapaklarının altındaki genç, güzel gözleri dünyaya akıl ve iradenin ifadesi olan bir kıvılcımla bakıyordu. Sakalındaki mavimsi ağırmışlık, canlılığını yitirmiş esmer yüzünü gölgeliyordu. Marx hiçbir zaman bu yıllardaki kadar azametli görünmemişti. Jenny'nin yüzü değişkenliğiyle Liza'yı şaşırtıyordu. Bu yüzden gözlerini ayırmak güçtü. Her düşünce ve duyguyu dışa vuruyordu. Yaşlılık, gençlik, katılık ya da duygusallık bu yüzde rahatlıkla okunabiliyordu. Marx'ın karısının bu özgünlüğü onun ruhunun karmaşıklığı ve duyarlılığının göstergesiydi. Liza onun yüz ifadesindeki değişimleri izlerken bunları düşünüyordu. Bilmem şairler ne söylerdi fakat ben Bayan Marx çeşitliliği ve değişkenliği nedeniyle en çok gökyüzüyle kıyaslardım sizi diye geçiriyordu içinden. Akşam yemeğinden sonra gençler gruplara ayrılmıştı. Jenny Chen, Leo Frankel ve Prosper Lisa Gray banka oturmuşlardı. Bu evi, bu bahçeyi nasıl da seviyorum dedi Roblowski onların tam önünde durarak ve coşkuyla tamamladı sözlerini. Buranın egemeni Titan, ateşi getiren Tanrı Prometheus. Valeri her zaman olduğu gibi esin kaynağını Aşil'den ve Spokles'ten alıyor dedi Lisa Garay boğuk ve yüksek sesiyle. Ne olacaktı ki onlar güvenilir dostlar diyerek gülümsedi Ceniçen. Eleanor ve Asya engelsizce gizlerini paylaşmak için limonlukta buluştular. ''Ve sana okyanus ötesine kaçmayı önerdi demek.'' diye ağzını yokluyordu arkadaşının itirafıyla şaşırmış olan Tusi. ''Bu alçakça bir hareket.'' ''Maripli bilse senin Jack Bandola'nın güvenilmez, adi bir serüvenci olduğunu ya da buna benzer bir şeyler söylerdi.'' ''Fakat onu idam ederlerse bu tıpkı benim çok sevdiğim bir yazal olan Stendhal'ın kırmızı ve siyah romanındaki gibi bir sahne olacak.'' dedi Asya coşkuyla. ''Gerçekten de benziyor.'' Fakat bana gelince ben cinayet olaylarından ve katillerden nefret ederim dedi Eleanor iğrenmiş gibi yüzünü buruşturarak. En iyisi söyle bana Lisa Garay hoşuna gidiyor mu? Onun bu evdeki tüm olgun insanlar gibi Jenny in etrafında döndüğünü düşünme. Hiç de öyle değil. O zaman çoğunu Jenny e değil bana ayırıyor. Asya parmakları üzerine kalkarak limanlığın oldukça kirli camından Jenny Chen'le hararetli hararetli konuşan komüncilere baktı. Prosper işte şu ince aristokrat yüzlü zayıf uzun boylu esmer olan ama o yaşlı ya dedi düş kırıklığıyla Asya o 30 yaşından fazladır üstelik örselenmiş bir hayali var bana öyle geliyor ki onu artık hiçbir ütü ütüleyemez kızlar neşeyle bir kahkaha attı yine de insanların sana olgun birine davrandıkları gibi davranması hatta seninle tartışmaları çok onur verici dedi Tüsi senin ablanın evlenme zamanı çoktan gelmiş. Bak Laura çoktan bayan laf farkı oldu. Bana öyle geliyor ki Jenny bayan Langot olması için istemesi yeterli. Ben Frankel'in hatta Robleski'nin ona göz dikmiş oldukları kuşkusunu taşıyorum. Onların itiraflar kitabındaki yanıtlarını okumak yeterli. Siyah gözler ve uzun siyah saçlar her ikisinin de hoşuna gidiyor. Belki de seninkilerdir. Ne diyorsun sen Esi? Lisa Garay dışında herkes ne yazık ki beni henüz çocuk kabul ediyor. Ben Robleskin'in itiraflarını ezbere biliyorum. O güya bunları şakadan yazmış ama bunun altında onun gerçek düşünceleri de yatabilir. Dinle ve kendin karar ver. Sizin mutluluk anlayışınız ateş cehennemi. Mutsuzluk soğuk cennet. Ben bunları güzel sözler defterime yazmalıyım. Bu çilliği hatta orta yaşlı adamın bu denli romantik ve hatta şair olabileceğini kim düşünebilirdi ki? dedi Asya. Bu doğru, onun şefkatli bir yüreği var ve o en belirgin özelliğinin yontulmamışlık olduğu boşuna düşünüyor, diye Asya'ya katıldı Eleanor. Onun sloganı kendisine bunu söylediğimde kızıyor olsa da tabii ki Jenny Chan ile ilgili. Erdemler ve kusurlar, hatta gecenin karanlığı ve gündüzün ışığı, siyah gözlerin aydınlığı ve uzun saçların gölgesi olmadan neye yarar diye ne de güzel söylenmiş değil mi?'' Bay Frankel benim de çok hoşuma gidiyor. O çok akıllı ve duyarlı. Haklısın. Fakat Frankel çok ciddi. Onun itiraflarını ezberledim. Bu itiraflar hiç de şakacı değil. Ve Tussi kocaman gözlerini kısarak bir piyesten monolog okur gibi arkadaşına genç devrimcinin itiraflarını okudu. Asya ona müdahale etmiyordu. Yalnızca yoksullar mütevazıdır diyen Göte'nin tersine Leo Frankel insanlarda en fazla mütevazılığa değer vermiş, erkekte doğruluğa, kadında ise kendisine aşık olmayı sağlayarak itaat etmeye mahkum kılma yeteneğine değer veriyor. O kendisinin belirgin özelliğini aşırı duyarlılık olarak belirtmiş ve mutluluk anlayışını sevmek ve sevilmek, mutsuzluk anlayışını ise enternasyonelden ihraç edilmek olarak itiraf etmiş. En çok tiksindiği şey bayağılık ve ikiyüzlülük. Antipati duyduğunuz şey kurulu olan her şeyi yalnızca mevcut oldukları için benimseyen insanlar. Size en çok hayranlık uyandıran tarihi kişilik Thomas Münzer Babov. Nefret ettiğiniz kişiler sözde devrimciler. Sevdiğiniz uğraş gözlemlemek. Sevdiğiniz kahraman tarihçilerin halk olarak adlandırdıkları. Sevdiğiniz kadın kahraman Louis Michel. Sevdiğiniz şair Ezop, Heyn ve cezayı yazan Hugo. Sevdiğiniz yazar Thomas Bokul. Sevdiğiniz göz ve saç rengi siyah. Sevdiğiniz çiçek menekşe. Sevdiğiniz isimler Eliza, Margareta ve Jenny. Sevdiğiniz yemek puding. Sloganınız ölmek bizim yazgımızsa en azından haklı bir dava için ölelim. Asya hayran kalmıştı. Eğer genç olsaydı, öyle korkunç bir siyah sakalı olmasaydı ve öyle çirkin bir gözlük taşımasaydı onu nasıl da severdim. Karl Marx adının değişik kıtalardaki yönetici sınıflarda yarattığı korku, merak ve nefret pek çok yalan da birlikte getiriyordu. Bununla ilgili olarak Marx bir defasında yapıtlarını hep ayrı bir hoşnutlukla okuduğu Çernişevski'nin şu sözlerini aktarmıştı. Tarihin yolundan geçen çamur atılmasını göze almalıdır. Özellikle Fransız gericiler cin çarpmış gibiydiler. Bonapartçı Paris gazetelerinden biri çeşitli ülkelerinin basınının kapıştığı, enternasyonelin önderinin öldüğüne ilişkin yalan bir haber yazmıştı. Bu bilgilere inanan Amerika'daki hayırsever, Kozmopolitan Derneği düzenlediği konferansta daha sonra Barış Gazetesi'nde yayınlanan bir karar aldı. Bu kararda Marx'ın tüm ezilen sınıfların ve halkların en inançlı, korkusuz ve özverili savunucularından biri olduğunu belirtiyordu. Okyanus ötesindeki bu konferans, Marx'ın cesurca ve halk adına ısrarlı savunduğu hakların savunulması için çabaların arttırılması çağrısı yapıyordu. Marx'ın öldüğüne dair yalan haber, Modena Villas'ta uzun süre değişik yorumlara ve şakalara konu oldu. Fakat Helen Demuth öfkeleniyor, ancak yaşarken toprağa verilenleri uzun ve verimli bir yaşamın beklediğini belirtir halk inanışını anımsayarak rahatlıyordu.'' 1871 Eylül'ünde Londra'da Paris Komününün doğuşu, gelişimi ve yenilgi sürecinden bir sonuç çıkarılmasına dönük Uluslararası İşçiler Birliği'nin yarı legal konferansı yapıldı. Komünün yazgısı son derece ders vericiydi. O andan itibaren proletarya için en önemli ders devrimci birlik partisine ilişkin olanıydı. İşçi sınıfının siyasal mücadelesi ve birliğinin gerekliliğini yatsıyan anarşistler ve onların elebaşısı Bakunin genel bir öfke uyandırmıştı. Konferansta alınan karar, proletaryanın toplumsal devrimin zaferini sağlamak ve insanların ortadan kaldırılmasını, nihai hedefini gerçekleştirmenin ancak siyasal bir partide örgütlenerek mümkün olabileceğini belirtiyordu. Marx'ın yönettiği Londra Konferansı anarşistler ve onların önderinin ihanetini açığa çıkarmıştı. Proletaryaya her ülkede siyasal açıdan mutlak disipline olmuş bir partinin kurulması görevi verilmişti. Konferans günlerinde Jenny Marx, Eleanor ve Ramsgate'te bulunuyordu. Uzun süre hastalandı ve Marx karısının deniz kenarına yerleşmesine ısrar etti. Fakat Marx yalnız kalınca karısını çok özlemişti. Boş bir zaman bulur bulmaz ona mektup yazdı. Sevgili Jenny, nihayet bugün konferans sona eriyor. Ağır bir çalışmaydı. Sabah ve akşam oturumları, gözlemcilerin dinlenmesi, raporların hazırlanması ve benzeri fakat buna karşılık daha önceki iki kongrenin toplamından daha fazla iş yapıldı. Çünkü halkın olmadığı yerde teatral, tumturaklı sözler antrenmanı yapmaya gerek yoktu. Almanya'dan temsilci yoktu. İsviçre'den yalnızca Perret ve Utin gelmişlerdi. Geçen hafta Devrim Partisi Roma'da Garibaldi şerefine bir davet düzenlemiş. Bana bu davetin Roma gazetesi La Capitale'de çıkan bir haberini gönderdiler.'' bir konuşmacı işçi sınıfı için ve onun dinmek bilmeyen silahı olan Karl Marx şerefine kadeh kaldırmış. Bu büyük coşkuyla karşılanmış. Bu mazzini için acı bir şey. Benim ölümüme ilişkin haber New York'a ulaştığında Kozmopolitan Derneği'nde bir toplantı yapmış. Toplantının aldığı ve Word'de yayınlanan kararı sana gönderiyorum. Petersburg'lu arkadaşlarından da endişe verici bir mektup geldi.'' Bakunin'in entrika arkadaşları Robin ve Bastelika ile işler zormuş. Sonbaharın son günleriydi. Siyah ve sarı dumanlar kaplamıştı Londra'yı. Marx hastaydı. Şirpençe onu daha az yoklar olmuştu. Fakat şiddetli böbrek ağrıları baslamıştı. Üstelik uyumasını engelleyen ve onu zayıf düşüren önlenemez öksürük krizleri yüzünden de büyük acı çekiyordu. Bu arada doktorlar bunun akciğer değil boğaz hastalığı olduğu görüşündeydiler tütüne daha gençliğinde alışmış Mark gibi bir tiryaki Pro ve Pipo'yu tamamen bırakmak zorunda kaldı. Her gün hava koşulları ne olursa olsun kocaman şemsiyesiyle yağmurdan korunarak genellikle Engels'le birlikte Whiskey'i de yanlarına alarak Hampstead Heath'e 2 saatlik bir yürüyüşe çıkıyorlardı. Yol engebeliydi. Dik yamaçları inip çıkmak gerekiyordu. İki arkadaş da iyi antrenman yapmış birer sporcu gibiydiler. Artık onlar yazışmadan görüşebiliyor, her düşünceyi paylaşabiliyor, güncel sorunları tartışabiliyorlardı. Birbirleriyle anlaşmak için bir iki söz yeterliydi. Onların yüksek sesle tartışlığı da olurdu ve eve döner dönmez üzerinde anlaşacakları bir sonuca varmak için başvuru kitaplarını didik didik ederlerdi. Bu verimli bir görüş alışverişiydi. Eğer herhangi bir nedenle yürüyüş gerçekleşmezse arkadaşlar çalışma odasında baş başa kalırlardı. Birden koltuklardan kalkar, her biri karşılıklı bir tur atar, köşelerden ökçeleri üzerine döner ve yeniden karşı yönlere yürürlerdi. Ve çoğu zaman tarih, doğa bilimi, politika, ekonomi konularındaki önemli herhangi bir sorunun tartışması birkaç görüşme boyunca, tartışılan konu tükeninceye ya da her ikisi için de tam bir açıklık kazanıncaya kadar sürerdi. Yaşlı fakat dinç bu iki arkadaş sık sık şaka ya da espri yarışına tutuşurlar ve o zaman içeriden gelen yüksek sesler tüm eve yayılırdı. Eğer bu yürüyüş sırasında olursa sesleri yapılarının az olduğu bu banliyö sentinde yankılanırdı. Hatta birlikte Alman halk ve okul şarkıları ya da operalardan aryalar söyledikleri de olurdu. Sık sık bu düete Jenny, Lizzie ve Lanchen de katılırdı. Krasovski İsviçre'ye gitti. Marx'ın ricası üzerine Bakunin'le bir kez daha karşılaşması gerekiyordu. Bir tartışma durumunda donanımlı olmak için Liza anarşist öğretiyi anlamasına yardımcı olabilecek çok sayıda kitap almıştı yanına. Bakunin ve ardından da onun rakiplerinin makalelerini okudukça öğrendikleri karşısında hayrete düşüyordu. Krasovski anımsayabilmek için defterine notlar aldı. Anarşizm sözcüğü Yunanca başsızlık, iktidar yokluğu kökünden gelir. Bu sözcüğü geçen yüzyıllarda geçerliliği olan anarşist düşünceleri, kendisinin düşünceleri olarak gösteren proton bulmuş ve dünyaya yaymıştır. Bir de Godwin bir zamanlar ünlü olan kitabında devleti, yasaları ve siyasal kurumları sözüm ona kişisel özgürlük adına reddetmişti. Ben Bakunin öncülerinden Max Turner diye birinin kitabını da okudum. Daha 1845'te bireyciliğin insanların tüm karşılıklı ilişkilerin etrafında döndüğü bir eksen olduğunu belirtmiştir. Bireycilik onun dini olmuş ve hiçbir şey onun canının istediği gibi davranmasına engellemesini istiyordu. Hatta bundan dolayı kentler yıkılsa, insanlar yok olsa dahi. Sterner komünizme karşı da öfke duyuyordu. Çünkü bu öğreti kişinin kendisinin değil herkesin mutluluğu içindi. O özel mülkiyeti övüyor, kutsal ilan ediyordu. Mülkiyetçi egoistler birliği kurulması çağrısı yapıyordu. Yeryüzünde neler olmuyordu ki? Marx düşüncelerdeki bu gelgiti küçük Burjuvazi'nin evrensel bir başkaldırısı olarak adlandırmıştı bir konuşmamızda. Ve bu arada Proton'un siyasal devrim devletin bozulmasıdır, ekonomik devrim ise herhangi bir sınıf savaşı olmadan toplumsal yenilenmedir formülünü anımsatıyordu. İşte Mihail Aleksandrovic'in akıl hocaları. Kaynağı derin değildi pek. Şaşırtıcı ve acı ama gerçekten de bir korkak ordumuzu bozuyor. iftira, hile, entrika. Mihail Aleksandrovic genel konseye karşı tüm kötülük silahlarını kullanıyor. Bu onun neyine? Veliza gözlerini yeniden İsviçre topraklarında açtı. Anıları onun hiçbir zaman sevmediği dağlar gibi üstüne üstüne geliyordu. Denizin uçsuz bucaksızlığı onu ne kadar canlandırırsa, Leman Gölü'nü çevreleyen dik, soğuk, dünyayı tıpkı hapishane duvarları gibi dört bir yandan sınırlayan Alp Dağları da o denli hüzünlendiriyordu. İlkbaharda daha eteklerinde nergisler açmış ve baş döndürücü kokuları etrafı sarmıştı ve uzaktan dağlardan gümüş bir nehir akıyormuş gibi geliyordu. Liza bir kucak dolusu kokulu çiçekle sırtını dağlara dayanmış iki katlı kahverengi küçük şaleye geldi. Ev sahibesi ona taze süt, ekmek ve bir parça sarı peynir getirdi. Gökyüzü öylesine berraktı ki dağın en uzak dorukları hatta genellikle dumanla kaplı olan Materhan dağları bile gözüküyordu. Liza geç saatlere kadar Alp dağının çimenliklerinde yürüdü. Yukarılara çıktıkça tıpkı keçe gibi yumuşak Adelvas çiçekleri buldu. Yıllar geçtikçe tam bir suskunluğun egemen olduğu, derin düşüncelere dalmaya, doğaya iç içe olmaya fırsat veren günlere çok daha gereksinim duyuyordu. Sanki ruhu arınıyordu. Ayrıca bu ölenleri anımsamasıydı. Kendine özgü bir gizemdi. Gün batımı saatleri yaklaşıyordu. Gökyüzü Liza'ya renk değiştiren muhteşem Aleksandrit taşını anımsatıyordu. Lacivertten pembeye ve sonunda koyu zambak rengine bürünmüştü. Liza gecelemeye karar verdiği şaleye geri döndü. İçinden uzun süren bu tek başına yolculuğunda onu düşüncelerinde yalnız bırakmayan herkesle vedalaştı. En hüzünlü olanı Sigmund Krasovski'nin yokluğuydu. Onun ölümünden sonraki her gün yeryüzünde kalmak Liza'ya daha ağır geliyordu. Yaşlılıkla fiziksel değişimle birlikte ruhsal uzak görüşlülük de ortaya çıkıyordu. Daha önce unutulan duygular ve olayların çoğu yeniden canlanıyordu. Liza'nın gözleri önünde Sigmund ile olan tüm mutlu yaşamı yeniden geçti. Bir tek o Liza'yı gerçekten bağlılıkla sevmişti. Liza hüzne kapılmış olarak dağlardan inerken kocasının gülüşünü, sesini, kahkahasını canlandırdı belleğinde. Gözyaşlarının süzüldüğünü fark etmedi bile. Sabahleyin canlı, sakin ve kendine gelmiş bir şekilde Bakuni'nin yaşadığı kantona gitti. Pembe ve beyaz çiçekler açmış kestane ağaçlarının olduğu, alt dağları eteklerindeki küçük ve sakin bir sokakta Mihail Aleksandrovich anarşist bir saat ustasının evinde birkaç oda kiralamıştı onun dostu ve taraftarı Gambuzi de orada yaşıyordu. Liza kapıyı çaldı. Kapıyı sanki İsviçre peyniri ve sütlü çikolatasının reklamını yapan tablolardan çıkmış dalgın, kısa boylu, genç bir kadın açtı. Bir flaman güzeli diye düşündü Liza. Kat kat dantelden yapılmış, buruşuk ve eski bir etek giymiş olan pembe beyaz tenli sarışına gülümserken Liza'nın Rus olduğunu öğrenince içten bir sevince kapıldı kadın. Siz Bakunine mi geldiniz? Ben onun eşi Antonia Kseveyerna. Tanışalım. Yalnızca yoksulların yaşadığı bu ücra köşede bir Rus bayanı görmek ne kadar da mutluluk verici. Diye çene çalmaya başladı Bakunina. Bir yandan da Liza'yı kocasının odasına geçiriyordu. Dağınıklık için bağışlayın. Evde iki çocuğumuz var. Öylesiye yaramazlar ki. Kocamla da çok az görüşüyoruz. Bazen onunla haftalarca tek söz dahi etmediğimiz oluyor. Ve ben... Doğrusu Krosnoyarsk'taki anne babamın yanına uzun süreliğine gidiyor olmama çok seviniyorum. İzin alın da artık buraya lütfen. Antonia Ksoveryevna Liza'yı sandıklarla ve eski püskü eşyalarla doğru karanlık koridordan düzensiz olduğu için itici bir izlenim uyandıran kocaman, aydınlık bir odaya geçirdi. Akşam döşeme kirliydi kağıt parçaları, sigara izmeritleri, çoktandır temizlenmemiş bir çift potin, toplanmamış yatağın üzerine gelişi güzel atılmıştı. Masanın üstünde kitap ve gazeteler yığılıydı. Sandalyelerde erkek elbiseleri vardı. Siyah saçlı esmer iki çocuk kocaman terastan merakla bakıyorlardı. Çocuklarım henüz Rusça konuşmuyorlar. Onlar tam bir İtalyan, dedi Antonia Severyevna. Anlamlı anlamlı. Bu sırada omzunda havlu ve elinde sabunlukla Bakunin girdi. ''Başlayın Tanrı aşkına. Evimizde konuk olduğunu bilmiyordum. Dostlarla gece yarısına kadar oturdum ve gördüğünüz gibi daha yeni kalktım. Ziyaretinize çok sevindim.'' Kadife terliklerini gürültüyle şıpırdatarak Mihail Aleksandrovich bornozunu çıkarıp yeni şık elbisesini giymek için yan odaya geçti. Bu arada karısı konuşmasına ara vermek sizin yatağı düzeltti ve halı kaplı koltuğun üzerinde günlük bir sürü eşyayı kaldırarak konuğuna önerdi. Mihail boş yere kavga eden öfkeli biridir ve ben de susmayı ve onun eşyalarına dokunmamayı tercih ediyorum. Onu hoşnut etmek çok zor. Anlaşılan annesi ve kız kardeşleri çocukluğundan bu yana onu şımartmışlar. Doğrusu evlilikte en iyi yöntem karşı koymamaktır. Bakunin döner dönmez Antonia Kısaveryevna sevimli bir gülümseyişle çocukları alıp çıktı. Liza ve Mihail Aleksandrovich hüzünle birbirlerine baktılar. İkisi de çok yaşlanmışlardı. Son modaya göre dikilmiş ve pörsümüş dolgunluğunu biraz gizleyen şık kahverengi redingotu ve çizgili yeleğine rağmen Bakunin çok şişman ve sağlıksız görünüyordu. Onun kamburlaşmış sırtı Liza'yı özellikle şaşırtmıştı. Bu sırtta sanki yardakçı, kuşkucu, itici bir şey vardı. Dermansız, renksiz gözleri endişeyle nesneden nesneye dolanıyordu. Yıkandıktan sonra ıslak saçları lüle lü olmuş ama hayli seyrelmişti. Bakunin kendinden emin, hatta yiğit görünmeye çalışıyordu. Fakat belirgin biçimde zayıflamış ve kendine hakimiyetini de biraz kaybetmişti. Söyleyişe nereden başlayacağını bilemediğinden masadan karısının portresini aldı ve elinde evirip çevirmeye başladı. Hoş değil mi? İyi yürekli de. Kadından daha başka ne beklenir ki? Siz ne düşünüyorsunuz? Eskiden siz başka türlü düşünür ve konuşurdunuz, dedi Liza. Ben saftım. Yeryüzünde mutlak mükemmellik olmadığına göre doğanın bu tür evlatları bilgili kadınların yapışkanlığı ve aptallığından iyidir. Dostum, içime sinen aile de kuramadım bir daha. Çok sevimli çocuklarınız var. Üstelik Antonia Kseyernevna anlaşılan sizi seviyor. Bakunin tuhaf tuhaf gülümsedi. Eliyle alnını sildi, gözlüğünü düzeltti, sırtını hafifçe kamburlaştırdı ve birden ilk kez Liza'nın siyah, kocaman kocaman açılmış, daima hüzünlü gözlerine baktı. ''Siz bilmiyor musunuz?'' diye sordu ve sustu. ''Neyi Mihail?'' ''Herkesin bildiğini. Çocuklar benim değil.'' Onların babası benim iyi yürekli dostum Gambuzi. Ama benim şikayetim yok. Hayır yok. Hatta böylesi benim için daha iyi. Antonia gelince o tüm bu yıllar boyunca akıllı hiçbir şey söylememiştir ama yüreği gerçekten duyguludur ve ben Sibirya'da çok şeyi ona borçluydum. Tam bir cahil olmasına karşın bu denli uyumluluğu şaşırtıcıdır. Yaşamda benim için hiçbir zaman engel oluşturmadı. Karım da olmadı. Sakın bana ahlak dersi vermeye kalkışmayın. Mihail Aleksandrovich birden parladı. Liza hiç kımıldamadan ve gözlerini ondan ayırıp önünde çiçek açmış kocaman bir elma ağacı olan pencereye bakıyor olmasına karşın geçmişe gelince diye devam etti. Bakın ben sizinle mutlu olamazdım. Bu şaka canım bu yüzden suratınızı asmayın. Şimdi siz bana Max'ın elçisi olarak mı geldiniz? Ben İsviçre'ye kendi işlerim için geldim ama kendimi sizinle görüşme mutluluğundan mahrum edemedim bir zamanlar dostluk. Bakunin sakalını ve favorilerini sıvazlayarak kibirli bir tavırla inanın. Yeryüzünde sizin yüreğinizin benimkinden daha güvenilir ve sadık olduğunu sanmam. Siz hep çok akıllı, o denli de vicdanlı ve doğruydunuz. Ama biliyor musunuz ben neden sizden uzaklaştım? Liza yanıt vermedi. Size açıkça söyleyeceğim. Şimdi artık bu mümkün. Sizin yüzünüzden vicdan azabı çektim. Bir katil kurbanını karşısında görebilir mi? Hep susarak acı çektiniz. Bunu hiç yüzüme vurmadınız. Bana her şeyi sonuna kadar vermek için kendinizi en gerekli şeylerden mahrum ettiniz. Benim gibi nankör birini sevecenliğinizi, bağlılığınızı, aşkınızı verdiniz. İtirazsız ve çıkarsız. En iyisi beni azarlasaydınız, horlasaydınız, hatta dövseydiniz o zamanlar. Sizin tanrısal sabrınız ve özveriniz benim vurdum duymazlığıma, kabalığıma, soğukluğuma ve egoizmime karşı en büyük ceza oldu ve sizden nefret ettim. Ve işte sonunda sizin karşınıza günah çıkarttım. Bağışlayın beni. Tanrı'nın günahkar kulunu ve anlamaya çalışın. Biz ihtiyarların gençlikte olanları eveleyip gevelemesine gerek yok diye yanıt verdi Liza soğuk bir nezaketle. Gerçek duygu ve düşüncelerini dışa vurmadan tüm bunlar öldü artık. Siz zengindiniz. Benim de bugün hiçbir şeye gereksinim yok. En önemlisi de tüm yaşamımın davası şahlanışta. Herzen'in panslavist düşüncesinin kökleştirilmesi için ayrılan Bahtemeyev para fonu anlaşılan şimdi tümüyle size geçti. Biz gerçekten de öğretimiz tüm dünyada propagandası için son derece gerekli ve bir o kadar da hatırı sayılır kaynağa miras aldık. Böylece miras kurumuna olan nefretinizi açıkça ilan etmenize karşın kendiniz için bir istisna yaptınız demek diye açık bir ironiyle sordu Liza. Hedef bu denli büyük olunca tavrı belirleyen o hedef oluyor. Olasıdır. Cizvitler anarşistlerin onların temel ilkelerini kendilerine mal ettiklerinden kuşku duymuyorlardı. Biz her türlü araca başvururuz. Böyle bir kinaye ile beni çileden çıkarmak zordur. Cizvitler bir zamanlar dünyanın egemeniydiler. Şimdi bu egemenler biz anarşistler olacağız.'' Siz ise Lisa, geçmişte sınırsız özgürlüğün propagandasını yaparken şimdi ancak otoritenin kölesi Alman Marx ve kumpanyasının uysal yanlısı oldunuz. Kavga etmeyelim Mihail. Ben tarikat üyelerinize neyi öğrettiğinizi duymak, bilmek isterdim diye sorarak kavgayı önlemeye çalışıyordu Krosowski. Bakunin'in görüş ayrılığının özünü ve enternasyonel kin dolu tehlikeli savaşının nedenini daha iyi anlamak için onu konuşmaya zorlamak Krosowski için önemliydi. Size bizim gazetemizi okumanızı önerirdim. Şimdi eşitlik temeli olarak anarşistlerin elinde. Bakunin aniden Liza'ya yaklaştı, eğildi ve kocaman küt elini onun omzuna koydu. Sizin gibi kadınlar yaşamda yalnızca bir kez severler. Ben sizin duygularınızı yendiğinize ve bana artık yabancı olduğunuza inanmıyorum. Venedik'te sizin tavrınızı anladım. Çünkü kocanız yanı başınızdaydı. Fakat şimdi aramızda kimse yok. Liza, sizin gibi insanın gerçekten içten bir marksist olması mümkün değil. Bu bir sılav, gerçek anlamda bir Rus için anormal ve tüyler ürpertici. İtiraf ediyorum. Sizin gibi bir dava arkadaşına, sadık ideoloji dostuna sahip olmak benim için büyük bir mutluluk olurdu. Ne olacak ki? bu tümüyle mümkün dedi Liza. İşte tam yerinden başladınız. Ben çok ama çok memnunum. Siz bize büyük bir hizmet verebilirsiniz. Çünkü artık Max'ın güvenini kazandınız. Genel konseyde olan her şeyi anlatın bana. Ben öncelikle onun önderlerini kastediyorum. Anlıyorum. Bana ispiyonculuk yapmamı teklif ediyorsunuz. Dedi alçak sesle Liza öfkesini bastırarak ve uysal bir hale bürünerek. Politikada çok yersiz bir sözdür bu. Ben sizi enternasyonelde iktidarı ele geçiren işçi hareketi düşmanlarıyla ideolojik mücadeleye davet ediyorum. Böylece benim eski bilge dostum bana her hafta kitap, her tür roman, eğitici kitaplar ne isterseniz gönderin. 93. 48. 30. 71. sayfalarda sizin bana haber mektubunuzda mesajı oluşturacak şifre sözcükleri işaretleyin. Ama neden özellikle bu sayfalar? Nasıl tahmin edemediniz? Büyük ayaklanmalar ve toplumsal çalkantılı yıllar 1973 ya da 1848'i belirtmek mutlaka gerekli değil. Biz her şeyi önceden konuşuyoruz. Zaferi kazanmak ve en önemlisi de sizi ele vermemek için illegal yollara başvurmak gerekiyor. Marx ve Engels çok sayıda proleteri ağlarına düşürmeyi başardılar. Ne yazık ki tartışma ve siyasal turneler devri kapandı. Ama bütün bunlar dürüstçe değil. Beni kimden gizlemek istiyorsunuz? Halk uğruna biz her yola başvurmak zorundayız. Eğer bize sempati beslediğinizden kuşku duyarlarsa siz Marksistlerden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Artık bundan sonra ben sizi Bakunin'ci kabul ediyorum. Liza'nın yanıtını beklemeden Mihail Aleksandroviç alışkanlıkla öksürdü ve giderek daha yüksek bir sesle artan bir ateşlilikle konuşmaya başladı. Size inanıyorum. Sizi gizli derneğimin tüm sırlarını açabileceğim az sayıda seçkin insan arasına koyuyorum. Evet, Liza legal olan sosyalist demokrasi örgütü dışında internasyonal kardeşlerden ve ulusal kardeşlerden kurulu bir de illegal örgütün faaliyette. Bu kardeşler tüm dünya devriminden başka ana yurda, gericilikten başka gurbet ve düşmana sahip değillerdir.'' Onlar her türlü uzlaşma ve ödün politikasını reddediyorlar ve ilkelerinin başarısını doğrudan ve bizzat hedef edilmeyen her türlü politik hareketi gerici sayıyorlar. Bakunin terli anlını yüzünü mendille sildi, gözlüklerini çıkardı ve anlamlı anlamlı Liza'ya baktı. Dinleyin devamını. Enternasyonel kardeş yalnızca doğurduğu teorik ve pratik tüm sonuçlarıyla tüm programı kabul eden, aklın, enerjinin, dürüstlüğün ve ölçülülüğün devrimci tutkuyla birleştiği içinde şeytanı olan kişi olabilir. Evet, evet Liza, şaşırmayın. Bize benim gibi insanlar gerekli. Çünkü ben şeytanın ta kendisiyim. Başka herhangi bir faaliyeti tanımayan bizler katliam hariç bu faaliyetin kendisini göstereceği biçimlerin oldukça çeşitli olabilmesiyle mutabakız. Zehir, bıçak, ip. Devrim her şeyi mübah kılar. Siz Rus'sunuz, Liza. Bizimle birlikte bir an önce kötülüğün yok edilmesi, Rus topraklarının ateş ve kılıçla temizlenmesi, aydınlatılması kutsal davasına el atmalısınız. Liza kendisini gülmekten güçlükle alıkoyarak sordu. Kardeşlerinizin sayısı çok mu artık? Bize güçlü, ileri görüşlü 100 kişi gerekli. Bu 100 kişi tüm dünyayı altüst edecek bir 100 kişi olacak. Kitleler, sürü psikolojisinin tutsağı olmuş kitleler kendilerinde sağlıklı içgüdüler uyandığında gelecektir ardımızdan. Ya siz? Ben mi? Dışarıdan bakıldığında benim yönetimim federatif bir cumhuriyete başkanlığa denk düşecektir. Üyeler, örgütün kurucuları, tüm yetkileri bana verdiler. Öyleyse o kadar kişiyi tek başına temsil etmenize, örgütün asıl ve tek temeli olmanıza inanmak çok hoş. Bu despot ve hiyerarşik gizli örgütün programı nedir peki? Mihail Aleksandrovich, şu ana kadar konuştuğunuz her şey son derece ilginçti. Mevcut toplumsal düzenden kurtuluş ve yaşamın yeni başlangıçlarla yenilenmesi ancak toplumsal varoluşun tüm kaynaklarının bizim komitemizin elinde toplanması yoluyla ve herkes için zorunlu fiziksel çalışmanın ilan edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Devrim için kararlaştırılmış belirli günler içinde ve kaçınılmaz olarak onu izleyen kargaşa sürecinde her birey kendi seçimiyle şu ya da bu çalışma arteline katılmak zorundadır. Haklı nedeni olmaksızın çalışma gruplarına katılmayanlar ne halk yemekhanesinden, ne halk yatakhanesinden, ne de çalışan kardeşlerinin değişik ihtiyaçlarının karşılanması için ya da artık yerleşmiş emekçi toplumunun tüm üyeleri için ayrılmış hazır ürünler ve malzemeler, gıda ürünleri ve aletler içeren belirlenmiş binalardan yararlanma hakkına sahip değillerdir. Tek kelimeyle haklı nedenleri olmaksızın artele gelmeyen geçim kaynaklarından mahrum kalır. Onun için tüm yollar, tüm iletişim araçları kapanacak ve tek bir çıkış yolu kalacaktır. Ya çalışmaya ya ölüme. Enternasyonel kardeşlerin birliği genel devrim için göstereceklerdir. Dedi Bakunin komplocu bir edayla sesini alçaltarak sürdürdü. Mülkiyete, sömürüye, otorite ilkesine dayalı olarak kurulmuş dinsel, metafizik, burjuva doktoriner ya da hatta Jacoben devrimci günümüz düzeninde taş üstünde taş kalmamalıdır. Önce Avrupa'da, daha sonra ise tüm dünyada. Nasıl da bir ultra devrimcilik. Peki, siz bugün Rusya'da, Prusya'da, Fransa'da mevcut olan tiran devletleri yıkmaya niyetli misiniz? Yoksa sizin akıllara durgunluk veren hedefleriniz bir bütün olarak tüm dünyayı mı kapsıyor ya da hiçbir yerde bulunmayan soyut bir devlete mi yönelik? Liza'nın sorularındaki alayı henüz anlamamış olan, düşüncelerinin karşı konulmazlığından emin Bakunin dokunaklı ve tutkulu bir tonla yanıt veriyordu. Biz her türlü devlete, her türlü siyasal iktidara karşıyız. Çünkü bizim için bu otoritenin kilise, monarşi, anayasal devlet, burjuva cumhuriyeti ya da devrimci diktatörlük olarak adlandırılmasının önemli değildir. Biz onların hepsinden aynı derecede nefret ediyoruz ve onları reddediyoruz.'' Siz ne diyorsunuz Mihail Aleksandrovich? Komün döneminde devleti o denli başarısızca yıktınız ki Tiers nehrini Parislerin kanıyla doldurma olanağı sağladınız. Fransızlar diye haykırdı Bakunin nefretle ve gözleri öylesine bir çılgın ateşle parladı ki Liza onun deli olup olmadığını düşündü. Onlar henüz anarşizmin tadına varacak kadar olgunlaşmadılar. Sayısız devrimlerle bozuldular. Onlar masa başı örgütleriyle zehirlendiler. Bir devleti bir başka devletle, monarşi diktatörlüğünü komün diktatörlüğüyle değiştirmek istediler. İsyanın ertesi günü devrimci bir devlet kurmak isteyen tüm devrimciler, tüm mevcut hükümetler daha tehlikelidir. Biz internasyonal kardeşlerin bu devrimcilerin doğal düşmanlarıyız. Eğer Tiers Komün'ü yok etmeseydi, Komün bugün bizim can düşmanımız olurdu. Fransızlar gelik almış insanlardır. Onların arasında çığıran çıkmış, İtalya'da olduğu gibi gençlerin korsanı olmaya ya da Rusya'da olduğu gibi eşkıya olmaya hazır çok az kişi vardır. Evet, Rusya'da epeyce eşkıya var, dedi Liza dalgın dalgın ve Bakunin'i dikkatle süzerek. Bir zamanlar bana o denli yakın ve şimdi bir o kadar yabancı olan bu insan benimle şaka mı ediyor, alay mı ediyor, çocukça yaramazlık mı yapıyor, diye geçirdi içinden. Bizim Rusya'mızda size katılan eşkıya çok mu Mihail Aleksandrovich diye sordu Liza canlı bir ifadeyle ve yüzünü güzel bir gülümseme kapladı. Ona şimdi her şey şakaya dönüşecekmiş gibi geliyordu. Bu arada Bakunin hasta ayağı üstünde ağır ağır basarak geziyordu odada. Terlemiş, sırtını hafifçe kamburlaştırmış ve dikkatle yere bakıyordu. Liza'ya bu haliyle hem küfrü vaaz eden bir protestan papazı hem de bir şeytanı andırıyordu. Bakunin yüksek kalın sesiyle yeniden başladı konuşmaya. Yağma, Rus halkı yaşamının en saygın biçimlerinden biridir. Eşkıya bir kahramandır, halkın koruyucusu, halkın öcünü alandır. Devletin ve devlet tarafından kurulan her tür toplumsal ve sivil düzenin uzlaşmaz düşmanıdır. Tüm asilzade memur bayağı papaz uygarlığına karşı ölüm kalım savaşı veren bir neferdir. Yağmayı onaylamayan, Rus halk tarihinde hiçbir şey anlamıyor demektir onu onaylamayan Rus halk yaşamını onaylamıyor demektir. Ve halkın yüzyıllarca süren sayısız acılarına kavrayacak yüreği yok demektir. O kişi düşmanların, devletin taraftarlarının kapındandır. Yaşamsallığın, tutkunun, halkın gücünün kanıtı yağmadadır. Rusya'da eşkıya gerçek ve tek devrimcidir. Boş laflardan uzak, tumturaklı kitabı sözlerden arınmış bir devrimcidir. Davasında uzlaşmaz, yorulmak bilmeyen ve zapt edilmez bir devrimcidir. Siyasal ve sınıfsal değil, toplumcu devrimcidir. Tüm Rusya'ya yayılmış ormandaki, kentlerdeki, köylerdeki eşkıyalar ve imparatorluğun sayısız zindanlarında tutuklu eşkıyalar, tek, kopmaz, birbiriyle güçlü bir bağ oluşturan dünyayı Rus devrimi dünyasına oluşturmaktadır. Çok eskilerden beri gerçek devrim ilegalitesi onda, yalnızca onda vardır. Rusya'da illegal faaliyeti şakacıktan istemeyen, halk devrimini isteyen bu dünyaya katılmak zorundadır. Bugün bizi akademilerden, üniversitelerden, okullardan kovan hükümet tarafından gösterilen yolu izleyerek dostça halka, halk hareketine, eşkıya isyanına, köylü isyanına gidelim ve aramızdaki sadık, güçlü dostluğu koruyarak dağınık tüm köylü ayaklanmalarını tek bir potada birleştirelim. Bunları bilinçli fakat amansız bir halk devrimine dönüştürelim. Ama siz neden acele etmiyorsunuz, ayaklanmıyorsunuz? İşte İtalya örneğin. Sizin çok sayıda taraftarınız var. Hayır Liza, hayır. Orada da her şey hazır değil. İtalya devrim felaketine gebe ama tohum henüz olgunlaşmadı. Orada da halk benim öğretimi sonuna kadar anlamadı. Garibaldi dahi anarşistçe değil, Alman şablonlara göre düşünüyor.'' Arkadaşlarım bir sürü önce ona gazetelerimizi ve benim programımı gönderdi. Ancak o beni reddetti ve böylece zafere ve ebedi şöhrete giden yolu kendisine kapattı. Biliyor musunuz, o benim sadık taraftarıma ne yanıt verdi? İşte. Bakunin masadan lacivert bir zarf aldı. Şuna bakın. Garibaldi gibi büyük bir insan dahi nasıl çağımızın gerisinde kalmış. Yazdığını dinleyin. Paris komünü yıkıldı çünkü Paris'te otoriter bir iktidar yoktu. Yalnızca anarşi vardı. İspanya ve İtalya'da aynı kötülüğün acısını çekiyor. Öfkeden sözcükler boğazına tıkanmıştı. Bundan daha büyük bir düşüncesizlik olabilir mi? Paris komünü, sevgili Liza, benim anladığım şekilde gerçek anarşizmin olmayışından dolayı yıkıldı. Halk içinde kitlelerin içgüdüsüne uygun düşen düşünceleri yaymak gerekirdi. Bu içgüdüler ise isyan, isyan ve isyandı. Fakat İtalyan gençliği artık önderlerini geçti. Şimdi bu gençlik ardına bakmadan bizim programımızı kabul ederek devrimci sosyalizme sarlıyor. Bizim dahi ve güçlü rakibimiz Mazzini öldü artık. Mazzini'nin partisi alt üst oldu. Garibaldi ise adını taşıyan fakat onu önemli ölçüde aşarak yürüyen, daha doğrusu koşan gençliğin gitgide daha çok etkisi altında. Mihail Aleksandrovich, bugüne kadar sizin düşünceleriniz iflas edenler, kumarda kaybedenler ya da çiftliklerini vara yoğa harcayan toprak sahipleri, daha çok da örneğin sizin gibi yoksullaşmış soylu saraylar arasında taraftar buldu. Bildiğim kadarıyla anarşistler arasında pratiği olmayan başarısız avukatlar, müşterisi olmayan doktorlar, bilardocular, seyyar komünistçiler, küçük dolandırıcılar, açık ve gizli polis ajanları çoğunluğunu oluşturuyor. Fransa'da sizin örgütün üyeleri Albert Richard ve Gaspar Blanc Paris Komününden sonra Yaşasın İmparator sloganıyla biten bir broşür çıkarmayı başardılar. Çok sayıda Fransız anarşisti ise Thiers'in muhbiridir. Sizin örgütünüz iki hatta üç tipli bir kutuyu anımsatıyor. Sizin bildiğiniz gibi enternasyonel ise işçileri esas alıyor, düşüncelerin açıkça propagandasını emekçi halk arasında yürütüyor. Siz enternasyonelin üyesi olarak ben ''Enternasyonel'in üyesi olarak'' diye bağırdı Bakunin. ''Londra'daki genel konseyin gerici bir ruhla zehirlendiğini düşünüyorum. Ben, enternasyonel'in üyesi olarak onu otoriter komünist doktorunu dayatmaya çalışan Almanların kuşattığını düşünüyorum. Ben, Uluslararası İşçiler Birliği'nin üyesi olarak enternasyonelci kardeşlerimin başına geçip, enternasyoneliği Alman düzeninin değil tüm dünya anarşizmin aracına dönüştürmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman Marksistlerin dostu olmadım.'' Fakat şimdi Londra'da genel konseyin ideolojik açıdan kanlı bıçaklı düşmanıyım. Biz mücadele yaşamak için değil ölmek için girdik. Düşman şimdi bizim içimizde ve biz onu ya yok edeceğiz ya da hiçbir hesap vermeden bize hizmet etmeye zorlayacağız. Bize genel konseydeki Almanlarla ve İngilizlerle birleşmek değil tüm gücümüzle ve araçlarımızla bu birleşimin yıkılması gereklidir. Liza sarardı ve kas katı kesildi. Kocaman gözleri alev saçıyordu. Gerçek duygularını ve Bakunin'in kendisinde uyandırdığı tiksintiyi daha fazla gizleyemediği, gizlemek de istemiyordu. O halde siz enternasyonelin gerçekten de katilisiniz. Dar ağacı, zehir, arkadan vurma, tüm bu alçaklıklar sizin işinize geliyor. Siz eşkiyalarınızı gece sokakta ütünü dövmeye gönderiyorsunuz. Yollaşını öldürmüş, kuşkulu bir tip olan Naçayev'le düşüp kalkıyorsunuz sizin için şöhret düşkünlüğü ve ne pahasına olursa olsun insanlığın dikkatini kendine çekme çabası dışında hiçbir şeyin önemi yok. Kin tohumları ekiyor ve Starler'in komünün kahramanlarını kurşuna dizdiği bir anda işçilerin kafasını karıştırıyorsunuz. Bunun tüm dünya dillerinde tek bir sözcükle ifade edildiğini biliyor musunuz? Vakunin geriledi ve şaşkına döndü. Ardından birden öfkeden mosmor kesildi, yumrukları sıkılıydı, gürültü ve hızlı hızlı nefes alıyordu. Alçaklık, alçaklık, alçaklık dedi net bir ses tonuyla Krososki. Defol, iğrenç moruk diye bağırdı Bakunin kendisine özgü olmayan bir ses tonuyla. Hiçbir Rus saraylısı daha senin kadar düşmedi. Almanlarla birlik oldun. Kahraman, yüce Slav soyunu sattın. İğrenç kadın. Gözlüğü aniden yere düştü ve kırıldı. Gün ışığında göremeyen bir baykuş olmuştu. Hepinizi yok edeceğim. Lize öfkeden kıpkırmızı kesilen Bakunin'in ardından daha neler söylediğini duymadı. Ellerini şiddetle ağrıyan kalbine götürerek dik merdivenlerden koşarak indi ve boşu boşuna nefes almaya çalışarak kocaman yaşlı bir kestane ağacının dibinde durdu. Beyninde fırtınalar kopuyordu. Düşünceleri allak bullak olmuştu ve bu insan bir zamanlar ona ne çok yakındı. Uzun yıllar bu insanı mı düşünerek uğruna kendi feda etmeye hazır olarak yaşamıştı. Bakunin her zaman mı böylesine ruhsuz, şöhret uğruna her şeye hazır arsız bir makam düşkünüydü. Bu tür zayıf iradeli ve bunun yanında iktidar düşkünü tipler ne de korkunç despotlardı. Büyük insanlar makam düşkünü değillerdi. Ve ben Bakunin'i seviyordum, fedakarca seviyordum dedi Liza tiksintiyle. Kalbi daha da düzensiz çarpmaya başladı. Önceden bilmediği, onu korkutan bir ağrı boğazına hücum etti ve sol kolunu bir kerpeten gibi kaptı. Ne oldu bana? Yoksa şimdi burada ölecek miyim? diye korkuya kapıldı Liza. Ayaklarının buz kestiğini, anla soğuk yapış yapış terin hücum ettiğini hissederek çok kısa bir süre bilincini yitirdi. Ancak ağrı giderek azalmaya başladı ve Liza derin derin nefes aldı. Tehlikeli hastalığın ilk atağı geçmişti. Geriye yalnızca sıkıntı verici bir halsizlik kalmıştı. Krososki bomboş sokakta ağır ağır yürüyordu. Karşıdan tembel tembel yürüyen bir inek sürüsü geliyordu. Çanlardan melodik sesler geliyor, sanki bu sesler tek düze dağ türküsü söyleyen çobana eşlik ediyordu. Liza, Bakunin'le aralarında geçen sahnenin bu rahatlığın, sakinliğin idil tarzında ifadesine uymadığını düşünüyordu. Krososki birkaç gün sonra Cenevre'de Birliğin Rus Şubesi'nin toplantısında anarşistlerin elebaşısıyla ilişkilerinin konuşmasının ayrıntılarını anlattı. Utin'den Marx taraftarlarının bu iki yüzlülerle yürütmekte oldukları aralıksız yıpratıcı mücadeleyi öğrendi. Ne kadar iki yüzlü, hatta çok yüzlü insanlar dedi Liza. Eşitliğin bazı editörleri Bakunin'e karşı çıkıyorlardı. Bunu misilleme olarak Bakunin onları gazeteden ihraç etmeye yeltendi. Fakat Roman Federasyonu'nun Cenevre Komitesi Bakunin despotizminden çoktandır rahatsızdı ve onun komitenin genel konsey ve enternasyonelin diğer Alman İsviçre organlarıyla arasına açmasından memnun değildi. Bu nedenle eşitliğin anarşistlerin istemedikleri tüm yöneticileri eski işlerinde kaldılar. O zaman gazetenin yayınını sekteye uğratmak için Bakunin kendi taraftarlarına işten el çektirdi anarşizmin havarisinin her zaman arzuladığı ağız dalaşına dönüşen kaba söz düellosu yeniden başladı. Bakuninciler onların öğretileri ve taktikleri bana birliğimizin güçlü organizmasını yavaş yavaş tahrip eden kötü huylu bir tümör gibi geliyor. Bu gerçekten de bu denli büyük bir girişim için ölümcül bir tehdittir diye düşünüyordu Liza hüzünle Londra'ya dönerken. Evde Asya onu oldukça neşeli bir şekilde karşıladı. Alışıldığı üzere suratını sevimlice buruşturarak ve elleriyle bir takım hareketler yaparak. Anneciğim öyle bir haberim var ki Jenny Chen Marx nişanlandı. Nişanlısı kim? Tahmin et dedi. Ben nişanlısının Frankel olmasını isterdim. Yanıldın işte. Charles Langut. Gerçek bir şövalye. Fransızlar harika insanlar. Koca olarak gamsız olduklarını söyleyebilirim. Bana öyle geliyor ki pek ağır başlı ve ölçülü de değiller.'' Jenny çok değerli bir porselen gibi o kadar kırılgan ki dedi Liza. Fransızlar diyorsun. Sen bana bir ulusun bütün olarak yargılanmamak gerektiğini öğretmiştin. Doğrudur canım. Deniz çakılı dahi tek tip değildir. Tusi bana bayan Marx'ın da Jenny Bay Langot ile mutlu olup olmayacağından emin olmadığını söyledi. Böyle bir kıza layık olabilecek bir koca adayı bulmak güç. Jenny akıllı, sevecen ve duygulu. Günümüzde öylesine mükemmel insanlara az rastlanır. Tusi bunları bana sır olarak söyledi. Yalnızca sana güvenip söylenenleri başkalarına anlatmamak gerekir diyerek kızının sözünü kesti Liza. Ama bu çok derin bir sır değil diye atıldı Asya. Kendisini zor durumda hissettiğinde olduğu gibi ve göğsüne, omuzlarına dökülen saçlarını parmağına dolayıp lüleler yaparak de çoğu güneyli gibi Çin imparatoru Kivi Kivi'nin müstakbel kocasının da tembelliğe yatkın olacağından endişe duyuyor. Ben Charles Langot'i Paris'ten biliyorum. O komün gazetesinin editörlerinden biriydi. Öylesi günlerde insanlar hakkında pek yanılmayız. O dürüst ve cesur bir insandır. Onun karşısında dikilmekten kurtulması ve iyi yürekli bir insanın sayesinde zamanında saklanıp İngiltere'ye kaçması büyük bir mutluluktur. Umarım Bayan ve Bay Marx kızlarının seçiminden memnun kalırlar. Asya hiçbir yanıt vermediği Langut onun hoşuna gitmemişti. Marx'ın sağlığı düzelmemişti ve doktorların ısrarı üzerine Jenny, Engels ve Lizzie ile birlikte deniz kıyısına gitti. Her iki ailenin de sevdiği sahil, adanın doğusunda, büyük ve gürültülü liman kenti Dover'ın kuzeyinde yer alan Ramsgate'liydi. Geniş deniz kıyısı boyunca kurulu otellerin oda fiyatları gözde olan diğer yerlerden çok daha ucuzdu ve açık bir dağa yaslanan kumsalı tebeşir gibi beyaz güzel plajı ise İngiliz soylularının ve zenginlerin hücum ettiği Bornemont veya Cornwall'daki plajlardan hiç de geri kalmıyordu. Ramsgate İngiltere'nin en sıradan ve neşeli plajlarından biriydi bayram günlerinde kentin sokaklarında izleyenlerin istemesi halinde hemen oyun sergilemeye, pandomiye ya da değişmez tiplemeleriyle kukla gösterisi yapmaya hazır hokkabazlar ve aktrisler dolaşırdı. Max ve Engels deniz kıyısında oldukları zaman temiz hava aldıklarını, iyi uyuduklarını ve yaşadıklarının farkına vardıklarını belirtiyorlardı. İngiltere'nin kıyılarının dumanlı görünümlerinde, sıradan kıyı köylerinde eksiz bir güzellik vardı.'' Başlangıçta bu kıyılar tek düzeliği ile insanı düş kırıklığına uğratıyor. Fakat hiçbir şey suların ve gökyüzünün gri mavi renginin huzur veren sonsuz enginliği kadar bu yorulmuş yürekleri rahatlatmıyor. Güneyin göze çarpıcı, heyecanlanıcı bir renk cümbüşü, yorucu, dayatmacı bir güzelliği yok zarif güneş şınları demeti, renklerin solgun tonlarını kumdan ve taşlardan alarak resim sehpasına yerleştirilen bir fırçadan çıkar gibi sisler arasında güç belasızıyordu. Engels her türlü havada bir amfibi gibi denizden çıkmıyor, dalıyor, yüzüyordu. Deniz ona enerji ve canlılık depoluyordu. Ramsgate'de, Marx'da belirgin bir şekilde sağlık kazandırıyordu. Londra'da iki arkadaşı oldukça yüklü beyinsel bir çalışma bekliyordu. Marx gün 48 saat de olsa yapacağı çalışmaların üstesinden aylarca gelemeyeceğini söylüyordu. Tüm bunların dışında enternasyonelin yaklaşan Lahey Kongresi'nin siyasal ve örgütsel hazırlığını üstlenmişti. Tüm bu süre içinde değişik ülkelerin burjuvazisinin oturmuş bir toplumsal düzeni yıkmaya hazırlanan enternasyonelin önderi olarak korkunç yalanlar üretmeyi sürdürdüğü kişiyi görmek arzusuyla yüzlerce gazeteci Marx'ın adım adım takip ediyordu. Bir telgraf onları bir yıldırım hızıyla tüm dünyaya yaymıştı. Paris Komünü örneği zengin ve egemen sınıfları direnciyle korkutmuştu. Engels, Uluslararası İşçiler Birliği'nin genel konseyinde anarşistlerle mücadele için oldukça fazla enerji harcayarak gayretle çalışıyordu. Ocak 1872'de Milan'a, sadık düşünce yoldaşlarından Theodor Juno'ya, Bakunin'in hizipçi, entrikacı faaliyetlerine ilişkin şu mektubu yazıyordu. Eğer düşünürsen bu insanlar ne zaman komploya başlasalar tam da internasyonelin her yerde şiddetli bir kovuşturmaya uğradığı zaman uluslararası polisten beylerin bu işin içinde olduğu düşüncesinden bir türlü kurtulamazsın. Bu gerçekten de böyle. Bizers'te Cenevreli Bakun İncilerin polis bas komiseri olan bir muhabiri, önde gelen iki Bakun İnci, Londra'da Albert Richard ve Gaspard Blanc buradaydılar ve işçilere tersi devirmenin tek yolunun Bonaparte'ı yeniden tahta oturtmak olduğunu anlattılar. Bu nedenle onlar Bonaparte restorasyonu yararına mülteciler arasında propaganda yürütmek için Bonapart'ın paralarına saldırıyorlar. Berlin'de Bismarck'tan parasal yardım alan Neue Social Demokrat da aynı şarkıyı söylüyor. Birkaç ay sonra Lehel'de Enternasyonel'in kongresi yapıldı. Marx, Lahey'e eşi ve Eleanor ile gitti. Oturumlar Lombard Street'teki Konkardiya büyük salonda yapılıyordu. Bu kabartmalı bezeme ile süslenmiş aydınlık mekan normal zamanlarda balo, konser ve dans için kiraya veriliyordu. Kongre'ye dünyanın değişik ülkelerinden delegeler gelmişti. Renkli İtalya'nın ve güneşli İspanya'nın esmer temsilcileri sarı saçlı kuzeyliler arasında hemen göze çarpıyorlardı. İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri birbirine karışıyordu. Marx'ın arkadaşı, fırça ustası, Alman Johann Philipp Becker, dev boyu, heykelleri özgü yapılı figürü, kömür gibi siyah sakalıyla bu renkli kalabalıkta hemen fark ediliyordu. Oturma başkanlık edenin hemen yanı başındaki masada Engels oturuyordu. Engels aynı anda ateşlenmiş kocaman siyah piposunu ağzında götürebiliyor, elindeki kalın deftere notlar alabiliyor, kendisine yaklaşan insanların sorularına yanıtlar verebiliyor ve vaiz kürsüsünü andıran küçücük ahşap kürsüde konuşma yapan hatipleri belirgin bir merakla dinleyebiliyordu. Engels'in kıyafeti o denli temiz ve iyi ütülenmişti ki sanki terziden daha yeni alınmış gibi görünüyordu. Görkemli duruşu, jestlerindeki ölçüllük ve kusursuzluk ona rastlantıyla sivil kıyafet giymiş sahici bir asker görüntüsü veriyordu. Eşine az rastlanır derecede genç görünüyordu. Yaşı ilerledikçe yüzü yuvarlaklığını yitirip hatları daha da keskinleşmeye karşın derisi bir genç kadar taze ve pürüzsüz kalmıştı. 50'yi geçmiş yaşına rağmen saçları kumrallığını koruyordu ve kızla çalan sakalında ve bıyıklarında tek bir beyaz tel görünmüyordu. Maviye çalan ela gözleri ateş saçıyordu. Arkadaşıyla yan yana oturan Marx ondan çok yaşlı görünüyordu. Gür saçları ve sakalı Adel Weiss çiçekleri gibi yumuşak ve beyazdı. Yüzünün sarımsı esmer biraz da hastalıklı rengini keskin bir hatla gölgeliyordu. Kaşlarının altında ve göz çukurlarının çevresinde çalışmakla geçen pek çok uykusuz geceden sonra Kırışıklıklar yerleşmiş, karşı konulmaz, keskin bakışları gibi yalnızca azametli, çıkıntılı ve açık anlı eskisi gibi genç kalmıştı. Bir şeylere bakmak için Marx sağ gözüne monoklini yerleştirdi. Avrupa ülkeleri ve Amerika'dan gelen enternasyonelcilerin ezici çoğunluğu Marx ve Engels taraftarıydı. Hepsi Marx ve Engels'i tribünden selamlamışlardı. Geçmişte Paris Komünün üyesi olan Leo Frankel hatiplerin konuşmasını Almanca'dan Fransızca'ya çeviriyordu. Uzun süren törenden sonra kongre çalışmalara geçti. Genel konsey ile Bakun'in hizibi arasında bir kavga bekleniyordu. Ancak anarşistlerin önderi Lahaye gelmemişti. Marx'ın ailesiyle birlikte kongreye katılmak için Lahaye Krasovski'yi de gelmişti. Dul kaldıktan sonra canı sıkılıyor ve mekan değiştirmeye çaba gösteriyordu. Açık ki ezeli Yahudi tüm dünyayı aslında yalnızlık yüzünden dolaşmış. Yakınlarının yitirdiğinden ve ailenin parçalandığını görünce tek avuntu olarak sevdiğin iş ve insanlarla ilişki içinde olmak kalıyor, diyordu Liza. Jenny Marks ve Liza kongrenin tüm çalışma saatlerini konuklar ve basın için ayrılan büyük orkestra bölümünde geçirdiler her ayrıntıyı düşünmekten ve ortamın coşkusundan yorgun düşmüş bir halde kenarlıklara dirseklerini dayayıp salonda yankılanan hiçbir sözcüğü kaçırmamaya çalışarak yan yan oturuyorlardı. Genel konseyin raporunu sırayla Marx, Engels ve Enternasyonel'in merkez organının diğer üyeleri okuyordu. Rapor İngilizce, Almanca ve Fransızca yazılmıştı. İspanya ve ayrıca İtalya'dan çok sayıda delege ana dillerinden başka hiçbir dil bilmediklerinden onlar için özel çevirmenler görevlendirilmişti. Oturum sırasında kongre yöneticilerine sorular sorduklarında kendilerine onların dilinde Marx ve Engels yanıtı veriyordu. Bakunincilerin entrikalarına rağmen kongre sosyalist devriminin zaferi için proletarya partisinin kurulmasını ve siyasal mücadelenin sürdürülmesini zorunlu kabul ediyordu. Bu karar, enternasyonelin tüzüğüne dahil edildiği ve onun üyeleri için bir yasa oldu. Özel komisyon, Bakun uluslararası birlikteki yıkıcı faaliyetlerin izlenmesi üzerine durdu. Anaşistlerin haince ve bölücü tavırlarının reddedilmez kanıtlarını Genel Konsey adına kongre raporunda sunan Engels'ti. İşçi sınıfının mücadele tarihinde biz ilk kez mevcut sömürücü düzene değil, bu düzene karşı en enerjik mücadeleyi yürüten birliği dinamitlemeyi hedef edilen, işçi sınıfının bizzat içindeki gizli bir komplo ile karşı karşıyayız, diye yazıyor Engel. Bakunin'in davasıyla ilgili izleme komisyonu seçimle gelen 5 üye birkaç gün boyunca akşamdan gecenin geç saatlerine kadar çalıştı. Onlar arasında Valery Vroplowski ve Leo Frankel de vardı. Komisyon üyelerinin çok sayıda mektup, yazılı belge, rapor ve kitaplardan alıntılar okuması gerekmişti. Ancak tüm bunlardan sonra onlar ortak bir görüşte birleşmişler ve Bakuninin gerçekten suçlu olduğunu ilan etmişlerdi. O andan itibaren de kanıtlandığı gibi, o ilkesiz örgüt, internasyonelli yıkmaya yelteniyor ve böylece uluslararası işçiler birliğinin bölünmesi için çabalıyor, onun yok oluşunu hazırlıyordu. İzleme Komisyonu Başkanı Theodor Juno kongre kürsüsünden herkesin önünde Bakunin'in tartışması suçlu olduğunu söyleyince yeryüzünde anarşizm ilan edildiğinde anlaşılan ne olacağını göstermeye karar vermiş olan bir anarşist ve ateş kızılı bir bayrağa bürünen bir İspanyol kürsüye fırladı ve böyle bir insan kurşunu hak etti diyerek silahına sarıldı ve Theodor Juno'ya doğrulttu. Bu çılgın Bakunin taraftarını etkisiz hale getirmeyi başardılar.'' İzleme komisyonunun ayrıntılı raporunu dinleyen kongre oy çoğunluğuyla alyansın yöneticisi ve onun dava arkadaşı Gulime'yi enternasyonelden ihraç etme kararı aldı. Concordia salonunda kongre devam ederken Eleanor ve Asya Lahel birkaç kez gezdiler. Doğrusu politika ve uluslararası işçi hareketine karşı son derece kayıtsız olan kız arkadaşından farklı olarak Marx'ın küçük kızı daha ergenlik çağından başlayarak tüm sosyal sorunlara derin bir ilgi duyuyordu. Bu konuda çok okumuştu ve ateşli devrim mücadelesine bir an önce atılma çabasındaydı. Kongre oturumlarında sık sık bulunuyor, tüm ana raporları dinliyor, anne ve babasının ısrarıyla açık havada sık sık yürüyüş yapıyordu.'' ''Doğruyu söylemek gerekirse, delegelerin sıkıcı konuşmalarını, üstelik böylesini dikkatli bir şekilde nasıl dinleyebildiğine şaşırıyorum. Senin orada bulunurken uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Uyanık kalmak için parmaklarımı ısırıyorum. Doğrusu yeryüzünde iki felaketi, klasik müzik konserlerini, özellikle Bakı, Handel'i ve Mozart'ı bir de politika üzerine konuşmaları çekemem.'' diye itiraf ediyordu Asya. ''Ama lütfen bunları anneme söyleme. Beni hor görmeye başlar.'' ''Benim sevdiğim kompozitor Offenbach, sevdiğim dans ise Kankan dansı, İşte gerçek çağdaşlık budur.'' diye ekliyordu. Eleanor neşeyle gülüyordu. ''Zavallı Esi. sen yaşamda en güzel olandan yoksunsun, anlaşılan yüreğin doğuştan sağır.'' Lahey, erken gotik stilinde alçak, bitişik nizam, kırmızı kahverengi tuğla yapıları, sağanak sonrası gökyüzü kadar temiz sokaklarıyla küçücük, güzel bir şehirdi. Başka bir deyişle düzenli parkları ve bahçeleri berrak temiz güzel kokulu havasıyla sessizliği sadece at arabalarının yayları ve nal tıkırtılarıyla bozulan sessiz muhteşem konforlu bir köy. Atalarının geleneklerini ve onların mükemmellik anlayışını kutsal kabul ederek koruyan kent insana ferahlık veriyor. Bu arada zengin Hollandalı sömürgeciler, sanayiciler ve tüccarlar enternasyonelin kongresini öğrenir öğrenmez etekleri tutuşmuş ve korkmuşlardı krallığın tüm polisi alarma geçirilmişti ve Uluslararası İşçiler Birliği yöneticilerinin ardından sivil giyimli toplum muhafızları ve ajanlar hiç ayrılmıyorlardı. Lahey Kongresi, enternasyonelcilerin Bakunincilere mücadelesinde belirleyici bir aşama olmuştu. Marx'ın öğretisi, anarşizmin tehlikeli kargaşasına karşı zafer kazanmıştı. Bakunincilik, küçük burjuvazinin arzularını yansıtıyordu. Bakunin, proletaryanın, kapitalizmden çok kapitalizmin gelişme yetersizliği nedeniyle sıkıntı yaşadığı İtalya ve İspanya'ya dayanmıştı. Kapanış oturumunda Engels, Avrupa hükümetleri tarafından artan kovuşturmalar ve ayrı ayrı şubelere sızmış olan anarşistlerle diğer küçük burjuva gruplarının düşmanca faaliyetleri nedeniyle genel konseyin yerinin New York'a taşınmasını önerdi. Bu öneriye itiraz edilmedi. Kongre delegeleri Lahey'den bir salon toplantısının yapılacağı Amsterdam'a gittiler. Limanın yakındaki dar salon tıklım tıklım doluydu ve salonda toplanmış Hollandalı emekçiler hatibi ayakta dinlerken onamaları coşkuyla ifade ediyorlardı. Tüm insanlığın yeniden yapılandırılması amacıyla siyasal iktidarın emekçiler tarafından elde edilmesinin zorunluluğuna adanmış konuşmasında şöyle diyordu Marx. Biz hiçbir zaman bu amaca her yerde aynı araçlarla ulaşılması gerektiğini sağlamadık. Biz değişik ülkelerin kurumlarıyla, ahlak anlayışıyla ve gelenekleriyle hesaplaşmak gerektiğini biliyoruz. Ve biz Amerika, İngiltere gibi ülkelerin var olduğunu yatsımıyoruz ve ben sizin kurumlarınızı daha iyi bilseydim, emekçilerin amaçlarına barış yoluyla ulaşılabildiği Hollanda'yı da bunlara eklerdim belki. Fakat bu böyle dahi olsa biz kıtalardaki ülkelerin çoğunluğundan bizim devrimimizin etkisi güç olmalıdır.'' emeğin egemenliğini nihai olarak sağlamak amacıyla kuvvete bir süre için özellikle başvurmak gerekir, diyordu. Enternasyonel ortaya çıktığı günden bu yana üstlendiği yüce misyonunu şerefle yerine getiriyordu. Marx Uluslararası işçiler Birliği'ni kurarken onun tüzüğünü hazırlamıştı. Yelpazesinin genişliği sayesinde Uluslararası işçiler Birliği olması gerektiği gibi olmuştu. Yani sosyalist düşüncenin sayısız kollarını aşama aşama özümsemesi ve benimsemesinin aracıydı. Marx ve Engels, enternasyonelin pratik faaliyetlerinin bir kurban vermeden, net olarak ifade edilmiş kendi ilkelerini gizlemeden gelişmesinin her aşamasında genel proleter hareketle uyum içinde nasıl çalışması gerektiğini kanıtlamıştır.